Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Gündem Özel'le bu akşam da karşınızdayız. Yine Gazze'yi konuşmaya devam ediyoruz. Evet, gündemde Hüdapar'ın meclise sunmuş olduğu yasa teklifi var. Bu teklifi konuşmaya devam ediyoruz. Soykırımcıların yargılanmasını, cezalandırılmasını içeren yasa teklifinden söz ediyoruz elbette ki. Çünkü kamuoyunda ciddi bir talep var bu yasanın, yasa teklifinin daha doğrusu bir an önce meclise gelmesi için. Yine her zaman olduğu gibi stüdyomuzda ve uzaktan bağlantılarla yine değerli konuklarımız olacak. Konuklarımı da sizlerle tanıtmak istiyorum. Mehmet Eşin, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Dış İlişkiler Başkanı Sayın Mehmet Eşin yayın konuğumuz. Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Bir diğer yayın konuğumuz da ekranda görüyorsunuz. Aziz Hocam, Aziz Oğuzhan Karaman, Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü. Aziz Bey, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun yayınımız. Sağ olun, teşekkürler. Doktor öğretim üyesi Ahmet Ceylan, Ahmet Hoca da birazdan yayınımızda olacak. Mardin Artıklı Üniversitesi'nden onu da yayına alıp yine Gazze'deki hem süreci değerlendireceğiz. Tüm konuklarımız da olduğu gibi hem de gündemde olan yasa teklifi, önemli bir yasa teklifi. Aziz Hocam, müsaadeniz olursa önce stüdyodan başlayalım, sonra tekrar sizinle devam edelim. Şimdi Mehmet Hocam... Ben söz hakkımı Aziz Hocam'a verebilirim, sıkıntı yok. Sonuçta biz ev sahibiyiz burada. Evet, şimdi tabii şu var, meclise sunulan kanun teklifi sizin tarafınızdan, partiniz tarafından, partinizin milletvekilleri tarafından sunuldu. Günlerdir konuşuyoruz. Önceki hafta mecliste görüşülmesi için parlamentoda önemli bir karar alınmıştı. Görüşülmesini artık bekliyoruz. Ne zaman görüşülecek? Tabii kabuğu da merak ediliyor. Ağustos sonuna falan kalmasını isteniyor. Çünkü malum meclis tatile girecek. Yani tabii özetle ifade edeyim. Biz bu tasarıyı 28 Aralık 2023 tarihinde resmi olarak meclise verdik. Yaklaşık 7 ay geçti. Yani biraz daha gitsek 1 yıl tam. Dolayısıyla hani bize kalsa çok daha önce meclise gelmesi lazımdı. Ne bize kalsa şu anda bu yasanın meclisten geçmiş olması ve artık pratikte uygulanıyor olması lazımdı. Fakat tabii maalesef şu anda bizim mecliste en azından Hüdapar olarak öyle bir matematiksel sayımız yok. Bizim bütün sayımız genel başkan dahil 4 milletvekili arkadaşımız var. Ve belki hani ilk defa muhalefet partisinden bir tasarının böyle meclisten geçmesi, bu kadar gündem olması ve iktidar partisinin de destek vermesi belki Türkiye tarihinde ender olan durumlardan bir tanesi. Ve bu yasa teklifi tabii son 25 yıl, daha öncesini hani bilmiyorum, son 25 yılda ilk defa komisyonlarda görüşülmeden direkt genel kurula gelen bir yasa tasarısı. Bu açıdan da önemli, yani bir belki Türkiye'de ilkleri barındıran bir yasa teklifidir. Dolayısıyla biz bu yasa teklifini verdik. Tabii amacımız, hedefimiz, gayemiz Gazze'deki o soykırımı sona erdirmek. Ve evet, belki gücümüz, kuvvetimiz şu an Gazze'deki o soykırımı durdurmaya yetmiyor olabilir. Oradaki işgal rejiminin elebaşlarını işte yakalayıp hak ettiği cezayı verme imkanımız, gücümüz olmayabilir. Ama şu anda bizim ülkemizde, bizim ülkemizin vatandaşı olan, elimizin altında olan bu varsa tabii canileri, katilleri yargılama imkanımız var. Fırsatımız var. Şartlarımız buna müsaittir. Tarihi bir fırsat. Tabii. Yani meclis artık, içinde böyle. Yani bu yasa çıksın çıkmasın. Zaten şu anda Türkiye devlet olarak bu soykırıma iştirak edenleri yargılanma hakkına sahiptir. Birleşmiş Milletler'in soykırımı önleme ve cezalandırma sözleşmesi var. Türkiye bunun altına imza atmış. Türkiye taraf olan ülke. Bu insan nerede olursa olsun bu yasayı baz alarak Türkiye bu insanları ortaya çıkarabilir. Artık Türkiye ceza kanunları da buna müsaittir. Yani Türkiye vatandaşı olsun olmasın soykırıma katılan birilerini Türkiye mahkemeleri tutuklayıp gözaltına alıp bunu Türkiye mahkemelerinde yargılayabilir.
Tabii bu da Adalet Bakanı'nın izni olmaz şartı var. Dolayısıyla diyoruz ki böyle bir kanun teklifatı olduğu zaman bu hükümetin, devletin, mahkemelerin elini çok daha iyi güçlendirir. Yani siz burada meclis direkt devreye girsin diyorsunuz yasa teklifinin içeriğine göre. Yani burada hani tabii caizse hükümetin eli daha da güçlensin. Ve bu yasanın gerçekleşmesiyle birlikte yani icabında para için, icabında macera için, icabında kendini oraya gitmez zorunda hisse ideolojik olarak, dini olarak oraya gidip de işgal rejimine yardım etmez zorunda hisseden olursa bunun bir yaptırımı olduğu zaman bunlar bu adımı atamayacak. Bunu yapamayacaklardır. Yani sadece kamuda şöyle bir algı oluştu. Yani Yahudi olanlar. Yani burada diyoruz ki karar tasarısında tek bir yerde dayına Yahudi'nin müstevi kelimesi geçmiyor. Yöne göre Türk olabilir, Kürt olabilir, Arap olabilir, ismen Müslüman olabilir, ismen farklı bir dine mensup da olabilir. Hayır, şimdi Gazze'de paralı asker aynen olarak da orada katliama ortak olanlar var. Yani şu anda basına çıkan farklı muhtelif haberler var. Yani para için gidenler var, farklı amaçlar için oraya gidenler var. Dolayısıyla diyoruz ki kim olursa olsun bunun ortaya çıkarılması ve bunun Türkiye mahkemeleri tarafından yargılanmasını istiyoruz. Tabii maalesef şu ana kadar temelimiz, umudumuz ki geçenlerde genel kurulda bu yasa tasarısının görüşülmesi oylaması kabul edildi. Evet. Ki bazı çevrelerde bu yasa teklifi geçti diye sevinenler, işte tebrik mesajı gönderen oldu. Tabii kendilerine meseleyi izah ettik. Yani bu sadece mecliste görüşülmesi için tabii caizse bir ön onay. Esas mesele bundan sonradır. Tabii dediğim gibi gücümüz şu anda grubumuz yok malumunuzdur mecliste. Dolayısıyla şu anda meclis üzerine bir yaptırım gücüne sahip değiliz. Artık bu meclis başkanı ve oradaki meclis idaresinin vereceği bir karardır. Dolayısıyla zaten dediğiniz ifade ettiniz. Meclis yakında tatile girecek. İnşallah temelimiz, umudumuz yani bunun meclis tatile girmeden önce genel kurula getirilmesi ve hızlı bir şekilde olabilecek. Yani dediğim gibi bu Türkiye tarihinde ilkleri barındıran bir yasa tasarısıdır. Dolayısıyla madem ilkleri barındırıyorsa bunun hızlı bir şekilde mecliste görüşülmesi ve burada hani ben sadece Hüdapar, iktidar, muhalefet değil, bu zulümden, bu soykırımdan rahatsız olan bütün partilerin, hatta bütün milletvekillerinin, böyle ki partileri hangi kararı alırsa alsınlar, işte oylamaya katılmama, ret verme, ne olursa olsun milletvekillerinin vicdanlarının sesini dinlemeleri. Sonuçta tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ve tarih bunu yargılayacak. Evet. İnsanlarımız bunu yargılayacak. Ve ahirette Allah-u Teala bunu yargılayacaktır. Dolayısıyla bu noktada vicdanların sesini dinlemeleri. Yani bu yasa Türkiye Devleti'nin aleyhine olan bir yasa değil. Aksine Türkiye Devleti'nin lehine olabilecek. Ki hatırlarsanız hepimiz biliyoruz. Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit yani bir ortaya duruş odunu sergiledi. Ve bu duruşu şu anda işte devlet olarak, Türkiye halkları olarak, yerine göre kendini Abdülhamit Han'ın torunları gören bir millet olarak bunu onurla, gururla değil mi yani? Evet, evet. İftihar ediyoruz ki işte bak Abdülhamit şöyle şöyle demiş yani. Orası şehitlerin kanlarıyla alınmış topraklardır. Benim topraklarım değildir. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda öyle bir süreçten geçiyor. Ve inşallah temelimiz, umudumuz bunun bir an önce meclise gelmesi ve hızlı bir şekilde bu yasanın evet çoğunluğun hatta belki oy birliğiyle hani çoğun demeyeyim oy birliğiyle bu yasanın meclisten geçirilmesidir. Öyle de gerekiyor zaten çünkü mesele insanlığı ilgilendiren bir mesele. Sadece Filistin'i, sadece Türkiye toplumunu değil. Ahmet Hocam sanırım gelmedi, ben az önce geldi diye görmüştüm. Aziz Hocam'la devam edelim. Şimdi Aziz Bey, kanun içeriğine dair Mehmet Bey içeriğe dair bazı bilgiler paylaştı. Şimdi sonradan öğreniyoruz ki işte Hüdapar'ın bu kanun teklifi, bu yasa teklifi ta 2023 yılının Aralık ayında gündeme gelmiş, verilmiş de ta işte süreç bugüne kadar uzamış. Sizler ne dersiniz bu konuda? Kamuoyunun önemli bir kesiminin, farklı kesimlerinin talepleri var. Hükümetin, meclisin özellikle de bu konuda bir an önce sorumluluğunu yerine getirmesi için konunun, yasa teklifinin gündeme girmesi isteniyor. Meclis özellikle de tatile girmeden evvel. Evet, teşekkür ederim. Ya şimdi
Bir taraftan İsrail'in soykırımı acımasız bir şekilde devam ediyor. Hı hı. 10. ayına yaklaştı. Birkaç gün sonra 10. ayını doldurmuş olacak. Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararı üzerinden 6 ay geçti. Ama İsrail o tedbir kararlarına uymadığı gibi şeye devam ediyor. Katliama, soykırıma devam ediyor. Burada tüm insanlığa karşı işlenen bu suçlarda ülkelere de sorumluluk düşüyor. Devletlere de sorumluluk düşüyor. Devletler de kendi hukukları çerçevesinde yargılama yapmaları gerekiyor. Yani bir soykırım suçu ya da herhangi bir suç cezalandırılmadığı takdirde işlenmeye devam eder. Yani onu önlemenin en pratik, en kolay yolu suçluyu cezalandırmaktır. Soykırımı cezalandırmaktır. Şimdi İsrail'in 48 yılından beri devam eden bir soykırım tarihi var aslında. Ve bu tarih cezalandırılmadığı için de her seferinde ağırlaşarak, daha büyüyerek devam ediyor. Yani 2021'de de, 2014'te de, 2017'de de, 2009'da da Gazze'de katliam yaptı İsrail. 7 Ekim'de başlamadı bu süreç, yani biliyoruz. Ve bu katliam niye devam ediyor, soykırım niye büyüyor? Cezalandırılmadığı için, yani uluslararası sistem yeterince tepki koymadığı için, devletler İsrail'e yalnızlaştırmadığı için bu katliam devam ediyor. Öbür taraftan da bu katliama ortak olan, geçmişte yani geçen bir ay önce basına yansıyan, aslında ben basını biraz karıştırdım, 2009'da da, 2014'te de, 2017'de de basına yansımış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup İsrail'de ordu, İsrail ordusunda görev yapan insanların varlığından bahsediliyor. Geçmiş tarihli haberlerde de bahsediliyor. Yeni bir haber değil aslında. Evet. Ama o zaman da yargılanmamış bu insanlar. Tespit edilmemiş. Yani şu anda da tespit edilmemiş. Sadece kendileri sosyal medyada paylaşmış olan birkaç kişinin ismini biliyoruz. Ama geçen bir haberde hepimiz beraber okuduk. 4000 kişiden bahsediliyor. Büyük bir rakam. Yani belki rakamlar üzerinde tartışma var ama şu tartışmasız, yani Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ama İsrail'de şu an İsrail ordusunda katliam yapan insanların varlığı biliniyor. Bunların sayısı bir de olsa, bin de olsa, 4000 de olsa fark etmez. Bunların kesinlikle tespit edilmesi gerekiyor. Tespit edilmesi ve yargılanmaları gerekiyor. Bu kamuoyunun ciddi anlamda beklentisi. Biz de Ankara Sivil Toplum Platformu olarak aslında 1 Kasım'da 109 tane dernek, yani Filistin Diaspora Platformu'nun içinde olan dernekleri de toplayarak 109 tane dernekle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden 8 maddelik beklentilerimizi ifade etmiştik. O beklentilerden bir tanesi de çifte vatandaşlar meselesiydi. 1 Kasım tarihinde bunu ifade etmiştik. Peşinden de aslında mecliste parti ziyaretleri yaptık. Yani hem İsrailli şu an İsrail yöneticileri, soykırıma ortak olan yöneticiler, soykırım yapan yöneticilerin yargılanması Türkiye'de, hem de bu çifte vatandaşların durumuyla ilgili meclis ziyaretleri yaptık. O ziyaretler kapsamında aslında talebimiz buydu. Yani bunu hukuki çerçevesini elbette ki meclis belirleyecekti. Elbette ki milletvekilleri, partiler bir teklife dönüştüreceklerdi. Bu teklif Aralık ayında teklife dönüştü aslında. Yani bu teklife dönüştüğünde sevinmiştik. Serkan Ramanlı sanırım bunu teklif haline getirdi Aralık ayının sonunda. Hı hı. Diğer bir de Afar milletvekilleri de imza vererek teklifleştirdiler ama şey süreci yaşanmadı maalesef. Yani kamuoyunun beklentileri kapsamında bunun gruplarda konuşulup, şeylerde konuşulup... Komisyonlarda konuşulmadı. Komisyonlarda, evet. Komisyonlarda, çalışma komisyonlarında konuşulup oradan geçmesini bekliyorduk. Yani tasarlaşmasını, çünkü komisyonlardan geçen kanun teklifleri daha kolay bir şekilde genel kurulda kanunlaşıyor. O olmadı ama o olmamasına rağmen en son gene Mehmet Bey'in de ifade ettiği gibi 2 hafta önce bu genel kurula direkt geldi. Genel kurulda o anda bulunan milletvekillerinin büyük çoğunluğuyla, sanırım iki partinin milletvekilleri hariç o anda bulunan diğer parti milletvekillerinin desteğiyle genel kurulda görüşülmesi kararı alındı. Bu sevindirici bir şey. Yani inşallah bu karar doğrultusunda genel kurulda da gecikmeden görüşülür. Aynı yani o genel kurulda görüşme iradesini ortaya koyan milletvekilleri aynı irade çerçevesinde genel kurulda oylandığında da, hatta karşı çıkanların da dahil olmak üzere oy birliğiyle geçmesini bekliyoruz. Bu çünkü İsrail'i dediğim gibi soykırım olarak, İsrail'in yaptıklarını soykırım olarak nitelendiriyoruz. Ve Türkiye'de de
Hiç kimse bu işin soykırım olmadığını iddia etmiyor. Herkes, yani aslında toplumun her kesimi, her parti, Türkiye, İsrail'in şu an Gazze'de yaptığını katliam ve soykırım olarak nitelendiriyor. Madem ki herkes, her parti, her kesim bunu soykırım olarak nitelendiriyor, bu soykırımı işleyen en azından kendi vatandaşlarımızı, yani bizim vatandaşımız olarak gidip orada soykırım işleyen canileri tespit edelim ve bunu yargılayalım yani. Bunu yargılayacak mekanizmaları oluşturalım. Bu teklif de bu mekanizmaları oluşturma konusunda kolaylık sağlıyor diyebiliyorum. Aslında biz geçen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gene Ankara Filistin Dayanışma Platformu ile beraber bir panel yapmıştık. Evet. Panelin konusu da tam da çifte vatandaşlar konusuydu. Panelde işte 5 tane panelist vardı, değerli hukukçular vardı. Paneli Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı, kamu baş denetçisi yönetti. Aslında oradaki panele katılan herkesin genel kanası şu. Yani aslında şu anki mevzuatlar çerçevesinde de yeni bir kanun teklifine, yani bu kanun teklifi geçmese bile aslında çifte vatandaşlar şu anki mevzuatlar çerçevesinde de yargılanabilir. Demin Mehmet Bey de ifade etti. Çünkü insanlığa karşı suç, yani bizim Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesinde bu tanımlanmış. İnsanlığa karşı suç. Yani bizim vatandaşımız olmasa bile, 3. bir ülke vatandaşı bile olsa, insanlığa karşı suç kapsamında soykırım işleyenlerin hepsi Türkiye'de Adalet Bakanı'nın izniyle yargılanabiliyorlar. Bunlar bizim vatandaşlarımız için de geçerli. Yani bu kanun teklifi geçmese bile, ama bu kanun teklifi bazı boşluklar var. Adalet Bakanı'nın izni gerekiyor. 10 aydır Adalet Bakanı örneğin izin vermedi yani şeyle ilgili. İsrail yöneticilerin yargılanmasıyla ilgili. Bu Adalet Bakanı'nın iznine kalmasın. Mecliste, madem ki meclisin aslında yetkisi var. Savaş çıkarma yetkisi, barış yapma yetkisi, kanun çıkarma, uluslararası ilişkiler, uluslararası anlaşmalar yapma yetkisi var. Aslında böyle soykırım suçu, insanlığa karşı suç işlemiş insanların da Adalet Bakanı izni gerekmeden meclis isterse yargılanmalarını sağlayacak bir teklif. Ya bu teklif şeyi destekliyor. Yani bu bunların tespit edilmesi ve yargılanmalarını bu canilerin desteklediği için bu teklifin geçmesini bekliyoruz yani. Evet, peki tekrar döneceğim size Aziz Bey. Şimdi çok şey mi istiyor kamuoyu? Yani meclisten bu konuda. Çünkü söz konusu olan şey insanlığa karşı işlenen en büyük suç soykırım. Yani bir nesli yok ediyorsunuz ki Gazze'de Birleşmiş Milletler'in de açıklamış olduğu son raporlara göre bir nesil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaklaşık 20 bin çocuktan bahsediyoruz. Öldürülen, katledilen kadınlardan, hamile kadınlardan söz ediyoruz. Tüm her şey yok ediliyor aslında. Yani Türkiye'de istenen, Türkiye halkının, kamuoyunun beklentisi, talebi aslında herhalde şey değil, çok fazla bir şey değil. En nihayetinde burada insani bir sorumluluğun yerine getirilmesi lazım. Bugün gündemde Gazze var ama sizin şu yasa teklifinizin içeriğine baktığımızda sadece Gazze'yi içermiyor. Sadece Gazze, Filistin yok. Bütün bir dünyanın neresinde olursa olsun soykırım suçuna iştirak edenler Türkiye'de yargılansın ve cezalandırılsın istiyorsunuz. Yani hani burada çok fazla bir şey, çok absürt bir teklif değil bu. Esasında bu teklif... Yani sözüm, pardon, araya giriyorum ama açmak için. Yani ideolojik bir yaklaşım burada yok. Biraz daha partiler üstü, siyaset üstü bir yaklaşım. Daha insani bir yaklaşım. Yani burada esasında bu teklif hükümete, devlete, mahkemelere görevini hatırlatıyor. Evet. Vahsenin görevim bu, vazifem bu. Örnek vereyim, şu anda işte birisi şurada bir cinayet işlese, bir suç işlese, oradaki vatandaşlar, insanlar polisi çağırdığı zaman, polise işte şurada şöyle şöyle bir suç işleniyor dediği zaman, bu çok şey mi isteniyor? Değil esasında. Yani o vatandaşların çağrısına dahi gerek kalmadan, işte polisin, kolluk kuvvetlerinin, mahkemenin devreye girmesi lazım. Yani burada da esasında, yani Hüdapar'ın burada bir maddi menfaati, çıkarı asla yoktur. Yani bu yasa çıkarsa Hüdapar'a işte şu kadar para verilecek, şu imkan tanınacak, öyle bir durum da yok. Ve da çıkmadığı zaman Hüdapar'ın kaybı da olmayacak. Dolayısıyla bu noktada belki hani bazı şeyler bize çok normal, artık sıradanlaşmaya başladı. Yani işgal rejimi İsrail hani ilk defa katliam işlemiyor Filistin'de. İlk defa Gazze'de çocuk kadını öldürmüyor. Neredeyse işte 80 yıldır Filistin'in her tarafında
kadını öldürüyor, çocuk öldürüyor, katliam yapıyor, soykırım uyguluyor. İnsanları evlerinden, köylerinden, vatanlarından, topraklarından sürüyor, bunları tehcir ediyor, zindanlara atıyor. Dolayısıyla ilk defa yapılan bir şey değil ama hani Aksa Tufan'la birlikte bu iletişimin de gelişmesiyle birlikte an be an bütün dünya kamuoyu bunu hani canlı ekranlarda izlemeye başladı. Dolayısıyla burada hani biz burada hani sadece bir ideolojik bir fikre değil. Şu anda örnek vereyim dünyanın dört tarafında. Hatta bir açıdan sevindirici, bir açıdan da üzücü bir durum. Yani bugün işte Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da farklı Batı ülkelerin başkentlerine toplanan kalabalıklar maalesef İstanbul'da toplanıyor. Maalesef bir İslam ülkesinde birkaç ülkeyi çıkarırsak İslam ülkesinde bu topluluklar bir araya gelemiyor. Dolayısıyla hani bunlar Müslüman değil, Arap değil, Filistinli değil. Öyle mi değil mi? Ama bunlar insanlığın vicdanının bir sesi olarak, insan olmanın bir gereği olarak, yani şurada bir kaza olduğu zaman, ya işte bu Müslüman mı, Hristiyan mı, Musevi mi, Salcı mı, Sünni mi diye sormayız yani. Ne yaparız? Koşarız yani oraya. En azından nasıl yardım edebiliriz? Bir yangın çıkarsa hepimiz koşarız. Nasıl yardımcı olur, nasıl o yangını söndürebiliriz deriz. Sormayız bu ev kimin, yananlar kimdir, kimin işte malıdır bu. Dolayısıyla şu anda Gazze'de yaşanan ve dünya genelinde yaşanan olay bu. Yani bu işgal rejimi hani insanlığın bütün ilkelerine savaş açtı. Yani hepsini dün Han Yunus'a gerçekten de çok şiddetli hani kalleşçe bir saldırı yapıldı. Ve sen orayı güvenli bölge ilan ediyorsun ve diyorsun ki burayı terk edin. Zaten bu insanlar çok hasta, yaralı, araç yok, araba yok, hiçbir şey yok. Ve bu insanlar oradan ayrılırken sen ne yapıyorsun? Uçaklarla işte karadan, havadan oraya bombalıyorsun yani şimdi. Sadece bu olay hani geçmiş hepsini bir kenara bırakalım. Evet. Sadece bu olay bile işgal rejimi için uluslararası alanda verilebilecek en büyük cezayı hak ediyor. En tabii güçlü müeyyideleri hak ediyor. Bakın şu anda Ukrayna ile Gazze'yi bir kıyas yapalım. Tamam hani Ukrayna'da siviller öldürülüyor, doğrudur. Çocuklar öldürülüyor, insanlar evinden, yurdundan, barkından koparılıyor, başka yerlere gidiyor, doğrudur bu. Ama Gazze ile kıyası da yapılamaz. Yani dünya tarihinde öyle bir olay yaşanmamış. Bakın Ukrayna'da insanlık koridoru açık, değil mi? Sürekli insanlık koridoru açıktır. Yardım gidiyor, yiyecek gidiyor, gıda gidiyor, hastaneler bombalanmıyor, okullar bombalanmıyor. Birleşmiş Milletler'in tesisleri bombalanmıyor, değil mi? Camiler bombalanmıyor, kiliseler bombalanmıyor. Bütün bunlara rağmen insanın koridoru açıktır. İsteyen oradan ayırabiliyor. Ama maalesef şu anda Gazze'de bunların hiçbiri yok. Tamamen küçük bir ablukaya alınmış. Havadan, karadan acımasızca bombalanıyor. Ne insani koridor, ne cami, ne kilise, ne yardım merkezi. Düşünün yani çadırlar işte. Derme çatma, laylondan çadırlar. Burayı en ağır bir şekilde sen bombalıyorsun. Burada yaşayan insanlar, kadın çocuk insanlar. Zaten kaçmışlar gelmişler. Dolayısıyla şu an Gazze'de hiçbir güvenli nokta yok. Orak koşuyor, orası bombalanıyor. Oraya gidiyor, orası bombalanıyor. Dolayısıyla gerçekten de hani bazen diyorum dünya tarihinde acaba öyle bir olay yaşanmış mı? Öyle bir olay görülmüş mü? Şimdi dünya tarihinde böyle bir olay görülmüş mü? Bundan sonra görülme ihtimali ne? Onu da konuşacağız birazdan. Ahmet Hocam da yayına geldi. Ona da hoş geldin diyelim. Ahmet Hocam hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar hocam. Hoş geldiniz yayına. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi hocam tabii biz gündemdeki ana konu bu soykırımcıların cezalandırılması, yargılanmasını içeren yasa teklifi mecliste görüşülmesi için bekliyor henüz. Ancak kamuoyunun genelinin, farklı kesimlerin beklentisi bir an önce meclis gündemine gelinmesi, görüşülmesi ve bu yasanın onaylanarak yürürlüğe girmesi. Çünkü Gazze'de soykırım süreci bütün şiddetiyle devam ediyor. En azından o soykırımın durmasına yönelik atılacak her adım önemlidir. Evet, gerçekten soykırımın önlenmesi insanlık için olmazsa olmaz bir şarttır. Eğer yeryüzünde yaşayan 8 milyar 200 milyon insan vicdan sahibi ise, izan sahibi ise, birazcık insani değerlere sahip ise bu soykırımı engellemeleri gerekir. Ama ne kadar üzücüdür ki şu anda burada
bu işin sadece sözlü mücadelesini vermek bile vermekten gerçekten icap duyuyorum. Çünkü Gazze bir mezbahaneye dönmüş. Yani şöyle düşünelim, bir 20-25 kilometre kare uzunluğunda, 5-10 kilometre derinliğinde dünyanın en büyük mezbahanesi ve bu mezbahanede her gün onlarca, yüzlerce insan katlediliyor. Ve bu katledilme en gayri insani şekillerde olmaktadır. Yani düşünün, işte İsrail açıklama yapıyor, cani terörist İsrail. Atıyorum, örneğin Han Yunus diyor ki güvenli bölgedir. Han Yunus'a girenlere işte güvenlikte olacak, diğer yerleri bombalayacağız diyorlar. İnsanlar kilometrelerce sıcak altında, toz içerisinde, kan revan içerisinde Han Yunus'a kendilerini atıyorlar. Tam attıkları anda bir bakıyorsun ki Han Yunus bombalanmaya başlamış. Yani bu hangi vicdan asılar? 7 Ekim'den bu yana İsrail 39 binin üzerinde insan, masum insanı katletti. Bu insanların büyük çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlı insanlardır. Yani böyle eli silah tutacak genç insanlar da değildir. Evet, bunlar da var ama 39 binin 3'te 2'si, 27-28 binin ya yaşlıdır, ya kadındır, ya çocuktur. Dolayısıyla bu, yani hangi savaş mantığına sığar? Dünya tarihinde hiçbir savaş hukuku böyle bir şeye cevaz vermez. Dünya tarihinde hiçbir yönetim şekli böyle bir savaş mantığını kabul etmez. Dolayısıyla bu katliamın bir an önce sonlandırılması bence başta İslam alemi olmak üzere bütün insanlığının vicdan borcudur. Eğer yeryüzünde insanlığın kırıntısı kalmışsa, vicdandan bir eser kalmışsa insanlığın bunu engellemesi lazım. Elbette ki bunu engellemede birinci derecede yetkili, görevli ve sorumlu dünyanın güçlü ülkeleridir ve bunun başında Amerika ve Avrupa Birliği gelmektedir. Ama ne hazindir ki, ne acıdır ki demokrasi şampiyonu, insan hakları şampiyonu, kadın hakları şampiyonu, basın özgürlüğü şampiyonu olan Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika İsrail'in bu katliamları yapması için her gün onlarca nakliye uçağı ve gemi ile İsrail'e silah desteği vermektedirler. İsrail aslında kendi ulusal gücüyle böyle bir savaşı bu denli uzun süre götürebilecek kapasiteye sahip değildir. Yani böyle bir konvansiyonel silahın. Ama dediğim gibi her yerde insan haklarından bahseden, demokrasiden bahseden, kadın haklarından bahseden, çocukların haklarından bahseden, basın özgürlüğünden bahseden Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika, başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri, belki bir iki tanesi hariç, mesela İspanya bunlardan bir tanesidir. Yani hakkı teslim etme gerekir. Ses çok az hariç, büyük bir kısmı bu insanlık suçuna iştirak etmektedir. Bu çok hazin bir durumdur. İkinci olarak bu büyük devletlerin ardından İslam ülkelerine adı halkları Müslüman olan ülkelere görev düşmektedir. Ama ne acıdır ki halkları Müslüman olan ülke liderleri ya da hükümetleri gerçekten İsrail'e karşı ses yükseltmeye, İsrail'e muhalefet etmeye, bırakın askeri operasyonlar düzenlemeye, diplomatik kanallarla bile İsrail'e karşı mücadele etme cesaretine sahip değiller. Yani bu çok acı bir şeydir. Bunların çoğu kendi otoritelerini, iktidarlarını devam ettirme endişesi içerisindedirler. Yoksa yani ne hazindir ki Gazze'de katledilen 2 milyon insanın ve sürekli katledilen, oradan buraya itilen 2 milyon insanın gözyaşına, feryadına kulak tıkamaktadırlar. Yani durum, bu durumda şimdi ne olacak? İşte yani sivil toplum kuruluşları doğuda, batıda vicdanı diri bazı insanlar işte eylemler yapmakta, kamuoyunu bu konuda uyandırmaya çalışmakta ve şu anda İsrail'in karşılaştığı dünya çapındaki en büyük muhalefet
özellikle Avrupa Birliği ve Amerika'daki STK'ların sivil eleştirileri ve direnişidir. Başka da önlerinde herhangi bir direniş yoktur maalesef. Peki tekrar duracağım Ahmet Hocam size. Aziz Bey'le tekrar devam edelim biz. Şimdi bugün, daha bugün işte Birleşmiş Milletler'in kuruluşlarından olan Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı hakkında Siyonist rejimin aldığı yeni bir karar vardı. Daha önce de skandal bazı kararlar almıştı. Bugün işgal rejiminin sözde meclisinin almış olduğu karar. Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA terör örgütü olarak ilan edildi. Şimdi Birleşmiş Milletler'in kurumu terör örgütü olarak ilan ediliyor ve şu anlama geliyor bu. Artık UNRWA açık bir hedeftir. Filistinlilere yardım taşıyan bu kuruluş açık bir hedeftir. Terör örgütü muamelesi görecektir. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz. Uluslararası hukuku birazdan konuşacağız. Yani bu nerede bu hukuk? Bu hukuk bir işe yarar mı? Var mı bu hukuk? Uluslararası hukuk mu var? Küresel güçlerin etkinliği mi var? Bunu da birazdan konuşacak. Ne dersiniz? Yani Birleşmiş Milletler de çaresiz bir durumda mı, yoksa daha farklı yorumlar mı getirmek lazım Birleşmiş Milletler hakkında? Tabii şöyle, aslında Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna bakıldığında İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş. İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri kendilerine uygun, yani kendilerinin karar vereceği bir sistem kurgulamışlar Birleşmiş Milletler diye. Orada 5 tane ülkenin veto hakkı var. İşte Amerika, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere. O herhangi bir karar alındığında bu 5 ülke veto ettiğinde karar sonuçlanmıyor. Bir taraftan da şöyle bir çelişki yaşıyoruz aslında. İsrail biliyorsunuz eski bir devlet değil, yani İsrail işgalci bir devlet. Filistin topraklarına gelip kurulmuş bir devlet. Ve İsrail'in devlet olarak kurulması Birleşmiş Milletler kararıyla olmuş. Yani aslında İsrail'in kuruluşu Birleşmiş Milletler kararıyla, ama aynı Birleşmiş Milletler, yani İsrail'i kuran Birleşmiş Milletler defalarca İsrail'in aleyhine kararlar almasına rağmen bu kararları yaptırıma dönüştürememiş. Öyle de bir çelişki yaşanıyor. Yani bir taraftan aslında İsrail devletinin yani meşru bir devlet değil aslında İsrail de. Yani bir uluslararası hukuk anlamında meşruiyet arayacaksak, yani Birleşmiş Milletler'in kurduğu bir devlet, buna rağmen kendisinin kuruluşuna vesile olan kuruluşu bile tanımayan, onun işte yardım kuruluşunu terörist olarak tanımlayan bir devletten bahsediyoruz. Aslında devlet de değil, yani bir Siyonist çeteden bahsediyoruz. Hiçbir uluslararası hukuku tanımayan bir çeteden bahsediyoruz. İsrail'in peki bu şımarıklığı nereden geliyor? Şuradan geliyor yani. Uluslararası hukukta ya da uluslararası ilişkilerde artık şu cümle kullanılmaya başlandı. İsrail istisnacılığı diye bir kavramdan bahsediyoruz. Yani İsrail devleti tüm uluslararası hukuklardan istisna görülüyor. Onların hepsinin üstünde görülüyor. Yani herhangi bir başka için uygulanan kural, kanun, kaide İsrail için geçerli kabul edilmiyor. Bu istisnacılık kim tarafından sağlanıyor? Başta Amerika tarafından sağlanıyor. Amerika, İngiltere ve Batı ülkelerinin bir kısmı, demin Ahmet Hocam saydı bazılarını. Yani Batı ülkeleri İsrail'e bu istisnacılığı sağladıkları müddetçe de uluslararası kuruluşların da, uluslararası anlaşmaların da, sözleşmelerin de İsrail için geçerliliği yok yani. Bu geçerliliğin sağlanabilmesi için bu istisnacılıktan vazgeçmesi gerekiyor bu ülkelerin. Yani evet, tüm geri kalan vicdanlı dünya, vicdanlı insanlar, sivil toplum, ülkeler bir araya gelip aslında şu anki Birleşmiş Milletler'in adil olmayan sistemini değiştirmeye dönük bir çaba içerisine girmemiz gerekiyor. Aksi durumda bugün İsrail için istisnacılık yapan ülkeler aslında geçmişte Amerika için de yapmıştı. Biliyorsunuz Amerika'nın Irak'ı işgalinde de, Afganistan'ı işgalinde de, Vietnam'ı işgalinde de bu istisnacılık korunmuştu. Yani bu istisnacılık Amerika için de sağlanmıştı. Ama şu an onları da aşan bir boyutta İsrail için bu istisnacılık sonuna kadar kullanılıyor. Kavramlar karışmış söylediğiniz gibi. Yani yardım yapan işte tüm ülkelerin ortak kuruluşu terörist olarak nitelendiriliyor. Soykırım yapan, katliam yapan, herhangi bir hukuku tanımayan ülkede kendini meşru olarak görüyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz.
Yani siz yani Birleşmiş Milletler'in büyük kuruluşunu terörist olarak nitelendirmeniz, Birleşmiş Milletler'i terörist olarak nitelendirmeniz anlamına gelir ve bu birliğe üye olan ülkeleri, devletleri de yine terörist olarak nitelemeniz anlamına gelir dolaylı olarak. Evet, yani burada tabii şunu da görmek lazım. Geçen hafta gene Birleşmiş Milletler'in 2022 yılında başvurusu üzerine Uluslararası Adalet Divanı bir durum görüşü ortaya koydu. Basına yansıdı bu da. Belki stüdyoda da konuşulmuştur. O durum görüşüne göre aslında 2022 yılında başvuruyor Birleşmiş Milletler. Yani dönem dönem bazı ülkeler için bu görüşü istiyor. İsrail için de 67 sonrası. Çünkü İsrail'in 67 sonrası topraklarını işgal ettiğine ilişkin Birleşmiş Milletler'in kararı var. Aslında biz sivil toplum olarak, Türkiye halkı olarak aslında İsrail'in 48 yılındaki varlığını da işgal olarak görüyoruz. Yani tüm toprakları işgalini işgal olarak görüyoruz ama Birleşmiş Milletler 67 sonrası, 67 savaşı sonrası yeni toprakları, yani İsrail'in Filistin topraklarını işgal olarak görüyor. Bu işgali hukuki olarak Uluslararası Adalet Divanı'na soruyor. Uluslararası Adalet Divanı da 2 yıllık bir gecikme ve 2 yıllık bir süreç sonunda tarafların görüşünü de alarak geçen hafta şöyle bir karar verdi. Bu kararın bağlayıcılığı yok ama yani şöyle en azından yani İsrail'i mahkum etmiş oldu. İsrail'in işgalci olduğunu tekrar o kararda vurguladı. Hem sadece Gazze'de değil, Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te işgalci olduğunu vurguladı o kararda. Dolayısıyla aslında birleşik bir Filistin'in olması gerektiği kararda vurgulandı ve bu işgal ettiği toprakları terk etmediği müddetçe de işgalci olarak adlandırılacağına ilişkin bir karar verdi. Şimdi belki de bu kararına karşılık yani İsrail'de şey yapıyor, yani sen misin bana işgalci diyen ey Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, o da kendince şey yapıyor, yani Birleşmiş Milletler'in bu kararını tanımadığı gibi bir üst şımarıklık yaparak kuruluşunu terörist ilan ediyor. Böyle de okunabilir yani. Peki, tekrar devam edeceğiz. Şimdi Mehmet Bey, Birleşmiş Milletler birçok karar aldı ama bu kararların tabii bu Gazze sürecinde değil, son 75 yılda işgal sürecinin bütününde birçok karar aldı Siyonist rejim aleyhine, ancak hiçbir karar tabii ki bir yaptırıma dönüşmedi, fiili olarak uygulanmadı. Biden son olarak BMGK'ya bir ateşkes, kalıcı ateşkesle ilgili sözüm ona, Netanyahu'nun da onayını almış bir taslaktan söz ediyoruz. Şimdi bunu BMGK'ya getirdi, ateşkes kararı. Bu karar da, adım da atıldı, karar da alındı. Yani onlar dahi orada adım atmasına rağmen hiçbir şekilde, hiçbir güç Siyonist işgal çetesine dur demiyor ya da diyemiyoruz. Her şey kağıt üzerinde. Yani tabii şu anki uluslararası sistem, BM, NATO, Güvenlik Paktları, ekonomik, siyasi, askeri bütün kurum ve kuruluşlar dizayn edilirken işgal rejiminin varlığını koruma üzerine inşa edilmiş. Evet. Yani şimdi hani diyoruz ki işte diyoruz uluslararası sistem, işte Birleşmiş Milletler, işte Avrupa Birliği. Şimdi bunların zaten kuruluş amacı ve de kurulurken temel hedefleri, amaçları, felsefeleri işgal rejimini nasıl koruyabiliriz ve nasıl bunun varlığını devam ettirebiliriz? Yani Siyonizmi muhafaza etmek, Siyonizmi muhafaza etmek, korumak, kollamak. Aynen öyle yani. Dolayısıyla hani bu tür durumların olması gayet doğal, gayet normaldir. Yani düşünün, hani hiçbir şey bilmeyen bir insan şunu desen ki ya işte İsrail denen bir çete Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşunu terör örgütü olarak ilan ediyor. Hakikaten insanın hafsalası alamıyor değil mi? Öyle bir şey olabilir mi ya? Birleşmiş Milletler o devlet terör örgütü olarak ilan eder. Onun öyle bir hakkı, yetkisi yoktur. Ama maalesef öyle yapıyor ve hiç kimse bir şey diyemiyor. Ve şu an İslam alemi dizayn edilirken, yani İkinci Dünya Osmanlı'nın dağılması, Osmanlı dağılmasından sonraki süreç ve günümüze kadar olan bütün aşamalarda nasıl öyle bir sistem inşa edebiliriz ve bunun varlığı nasıl devam ettirebiliriz? Temel hedef budur. Evet. Ve İslam coğrafyasına dikkat edin. Hiçbir devletin, sağcı olsun, solcu olsun, İslamcı olsun, gelenekçi olsun, Kürt, Türk, Arap hiç fark etmez.
hiçbir devletin, hiçbir gücün işgal rejimine tehdit oluşturmasına izin verilmemiştir. Türkiye dahil. Her ülkede bir kaos Türkiye var. Türkiye dahil. Her ülkede bir kaos var bu nedenle. Yoksa bu olmazsa işgal rejiminin varlığını devam ettiremez bu topraklarda. Yani bırakın hani dediğim gibi İslam yönetimleri. Yani sonuçta hani bir insanın bir vicdanı var. İnsanın bir onuru var, bir şahsiyeti var bir devletin. Buna izin veremez. Ve şu anda dikkat edin. Son işte Arap Baharı olan süreçten sonra artık devletler bile Müslümanlara çok görülmeye başlandı. Artık bu devlet istemiyoruz. Ne olması lazım? Şehir devletleri inşa edilsin. İşte Sudan, Suriye, Irak, işte Mısır darbesi, işte Türkiye'deki sorun sıkıntılar ve bütün bunların temel amacı gerçekten de işgal rejiminin varlığını devam ettirmesindeki adımlardır. Ve düşünün Türkiye'de mahkeme karar veriyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, işte ceza hukuku, ağır ceza. Eğer bu mahkemeleri kim uygulayacak bu kararları? Polis değil mi? Kolluk kuvveti gidip işte adam yakalıyor, getiriyor. Düşünün polis bir şey yapamıyor. Mahkeme ne karar verirse verilsin, polis harekete geçmiyor, geçemiyorsa bu mahkemelerin hiçbir kararın hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla bakın dediğim gibi Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Putin de şu an işte dışarı çıkamıyor korkusundan. Değil mi? Rusya ekonomik, askeri, siyasi birçok meyide uygulandı. Çok kısa süre içerisinde bunlar yapıldı. Ama İsrail olunca hiçbir devletin ciddi çıkmıyor. Ve bütün kararların Amerika orada veto ediyor. Diyor ki sen ne yaparsan yap ben sonuçta veto edeceğim. Ve ABD'nin almış olduğu veto kararlarının %80'i işgal rejimi korumak için almış olduğu vetolardır. Dolayısıyla hani sadece işte değil, bütün uluslararası sistemin sorgulanması lazım. Eğer bu sorgulanmazsa evet, bu böyle devam edecek. Dolayısıyla şu aşamada önemli olan, yani Müslümanların hani belki yeri gelecek, şu an dünya ve İslam alemi çok kritik bir süreçten geçiyor. Ve gerçekten işgal rejimi şu an tarihinin en zor, en sıkıntılı bir döneminden geçiyor. Tamam, Gazze içimizi gerçekten yakıyor. Bir şey yapamamanın vermiş olduğu o suçluk psikolojisi bizi gerçekten de tabiri ise eziyor. Ama inanın diğer taraftan şu an işgal rejimi ve ona destek veren ABD başta olmak üzere bütün ülkeler tarihlerinin en zor, en sıkıntılı süreçlerinden geçiyor. Burada Müslümanların inisiyatif alması lazım. Yani tekrar işte bu işgal rejiminin merkez olmasına, tekrar bu uluslararası sistem dediğimiz o sistemin oyun kurucu olmasına izin verilmemeli. Sahada güçlü olan bakın Müslümanlardır. Ki zaman zaman Filistinli kardeşimiz görüşüyoruz. Ve diyor ki direniş hep haber gönderiyor. Taviz vermeyin. Bizim durumumuz iyidir. Şartlarımız iyidir. Direnmeye devam etmeye tabi ise devam edeceğiz. Taviz vermeyin diyor. Bunun görülmesi lazım. Ve sonra Asfalt tufanı gördü ki evet Gazze fiili olarak işgal altında olsa bile Gazze'lerin zihinleri, beyinleri işgal altında değil. Özgürler. Ve şu an işgal rejimi bütün dünyayı işgal altına almış. Bütün beyinleri, zihinleri işgal altına almış. Değil mi? Öyle değil mi? Dolayısıyla o şişirilen, büyütülen işgal rejimi şu anda Gazze bataklığına saplanmış. Nasıl çıkacağını bilemiyorum. Yani desen ki Netanyahu senin 24 saatlik bir planın var mı? Öyle bir planı yok. Sadece kadın öldürme, çocuk öldürme, Gazze yakıp yıkımadır. Ve bakın aradan 10 ay geçti. Hiçbir hedefine ulaşamadı. Arkasındaki devasa güce rağmen ekonomik, siyasi, askeri her türlü destek var. Yani hiçbir hukuk, kanun, yasa, vicdani, ilke, ahlak yok. Bütün bunlara rağmen bakın hiçbir hedefine ulaşamadı. Direnişi bitiremedi. Hamas ortadan kaldıramadı. Esirlerini kurtaramadı. Gazayı boşaltamadı. Öyle mi değil mi? Evet. Hiçbir şey yapamadı. Sadece kadın çocuk. Dolayısıyla bu noktada hani Müslümanların gerçekten özellikle Türkiye'nin inisiyatif alması lazım. İşte bu yasa onun için önemli. Bu yasayı aldığı zaman inanın şu anda bütün İslam alemindeki birçok televizyon yani son 15 gündür bizimle epey röportaj yaptılar. İşte yasa hakkında bilgi nedir, nasıl kapsıyor. Ve gerçekten
Bu onları umutlandırıyor. Ve böyle bir yasanın çıkmasıyla, Türkiye'nin adım atmasıyla diğer birçok ülke farklı adımını atacaktır. Evet. Pakistan'ın da bu konuda bir şey vardı. Bir adım atmıştı. Netanyahu'yu terörist ilan etmişlerdi. Ve tüm ülkelerin de onu terörist olarak ilan etmesi yönünde. Şimdi programın ilk bölümünün sonuna geliyorum. İlk bölümü toparlama adına Ahmet Hocam size sorayım. İlk bölümü sizinle kapatalım. İkinci bölümle tekrar devam edeceğiz. Şimdi Batılılar için yani bizimle Batılılar arasında bir fark var. Yani uluslararası sistemden, uluslararası hukuktan bahsediyoruz. Bu sisteme hukuk işlemiyorsa burada... Biraz da bu bizim inancımızdan, bu biraz da bizim rengimizden mi kaynaklanıyor? Yani Ukrayna'ya farklı, Gazze'ye farklı, Kiev'e farklı, işte Batı Şeria'ya farklı yaklaşım bundan dolayı mı? Ki biz bunu Irak'ın işgalinde de gördük, biz bunu Afganistan'da da gördük. Şimdi efendim, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninde 13 lanetli aile şu anda dünyanın hakimidirler. Ve bu 13 ailenin en önemlileri Siyonist ailelerdir. Ve bazı Siyonist ailelerin hükmettiği ekonomik büyüklük 50-60 trilyon doları bulmaktadır. Mesela bu onların sermayesi trilyonlarca dolar olmakla beraber, yani mesela isim vermek istemiyorum reklam olmasın diye. Hı hı. Diyelim A ailesinin 50 trilyon dolarlık bir sermayesi var. Atıyorum 5 trilyon dolarla bir banka kuruyor dünya çapında ama 20 trilyon dolar da mevduat topluyor. Dolayısıyla hükmettiği bir de sermaye var ve aşağı yukarı dünyadaki bütün ekonomik varlığın %60'ına bunlar hükmeden ailelerdir. Bunlar Amerika olsun, İngiltere olsun, diğer batılı güçlü ülkeler olsun, istediği ülkelerde bu aileler hükümetlere söz geçiriyorlar. Dünyada şu anda sözüm ona demokrasi çağını yaşıyoruz. Demokrasilerin, seçimlerin hepsinin manipülasyonlar sonucu meydana geldiği, aslında bunların kurduğu sistemde kim iktidara gelirse gelsin bunları bir üst yönetim olarak kabul ettiği ve bu 13 ailenin sözünden dışarı çıkmadığı görülmektedir. Ve bu 13 aile de azılı İslam düşmanı olan ailelerdir. Aslında bunlar insanlık düşmanı olan ailelerdir. Yani şu anda dünyada gördüğümüz gayri ahlaki, aile karşıtı, sömürü, uyuşturucu, terör, silah baronluğu, aklınıza gelebilecek her türlü kirli para, sermaye, kirli ekonominin, hortumların aktığı ailelerdir. Ama bunlar üst düzey dünya yönetimi oldukları için ben bunlara üst düzey dünya yönetimi diyorum. Görümüzdeki bütün hükümetler maalesef bunlara boyun eğmektedir. Boyun eğmeyenler de ya istikrarsızlığa mahkum edilmektedir, ya askeri darbeyle uzaklaştırılmaktadır, ya da kendi ülkelerine hapsedilmektedirler. Dolayısıyla bunlar İslam düşmanıdırlar, Müslüman düşmanıdırlar. İslam dünyasında şu anda İslam dünyasının itilmişliği, kalkılmışlığı, geri kalmışlığı, işlevsiz, etkisiz eleman olması bunların hakimiyetinden kaynaklanmaktadır. Ama tarih boyunca insanlığın tarihinde cari olan sünnetullah var. Allah'ın kanunu var. Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere لَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ Allah-u Teala eğer bazı insanları, bazı iktidarları, diğer bazı insanlarla, bazı güçlerle def etmemiş olsaydı yeryüzü fitneye, fesada boğulurdu diyor. Muhakkak ki biz inanıyoruz. Allah'ın rahmetine, merhametine, adaletine inanıyoruz. Mutlaka bir çalkantı olacak ve şu anda dünyaya hükmeden bu çetenin bir şekilde bu 13 aile ve 13 ailenin güdümündeki Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sının dünya üzerindeki iktidarlarının mutlaka bir şekilde son bulacağına inanıyoruz. Ama bunun için bizim samimiyetle çalışmamız lazım. Şimdi Mehmet Esin kardeşim dedi ki işte Türkiye'de ses çıkmıyor. Veya diğer arkadaşlarımız doğrudur. Çünkü ben kimseye itham etmek istemiyorum. 28 Şubat sürecinde İslami hassasiyeti olan bir konuda biz bir basın toplantısı yaptığımız zaman ben o zaman bir STK başkanıydım. Camiden çıkan herkes geri bize destek veriyordu. En az camiden çıkanların yarısı gelin bizim arkamızda duruyordu.
Ama şu anda mesela Gazze'yle ilgili yapıyoruz. Cemaat çıkıyor uzaktan biraz vakit yoluna devam ediyor. Bu aslında bizim kredibilitemiz açısından çok kötü bir durumdur. Demek ki biz çok samimi değiliz. Veya biz en azından insanlara samimi olduğumuz konusunda güven vermiyoruz. Halbuki Müslümanın en birinci görevi emin olması, güven vermesidir. Dolayısıyla bizim Allah'ın o rahmetine mazhar olabilmemiz için samimiyetle çalışmamız lazım, dua etmemiz lazım. Zalime ve zulme asla asla ve asla destek vermememiz lazım. Hatta vicdani boyutta sürekli buğz etmemiz lazım. Ve Allah'ın rahmetiyle inşallah yeryüzünde bakarsın bu daha güçlü bir devlet çıkar, şu olur, bir üçüncü dünya savaşı çıkar, bir çalkantı yaşanır ve İslam alemi umarız ki aradan böyle sivrilir ve yeni bir dünya düzeninde Müslümanların bu yeni dünya düzeninde bir denge unsuru olmasını belki Rabbim nasip eder. Ama tabii biz şu anda biz bunu imani boyutta bir temenni içinde söylüyoruz. Fakat bizim gerçekten çok çalışmamız lazım. Ya STK'larımız, Müslüman halkların devlet hükümetleri, kişisel olarak hepimiz canla başla çalışmamız lazım. Her alanda çalışmamız lazım. Her alanda bu dünyayı yöneten küresel güçlere rakip olmamız, onları geçmemiz lazım. Evet, imani açıdan biz öndeyiz, kabul ediyorum. Gerçekten bir 10 İsrail askeri bir Filistinli, Hamaslı mücahit kardeşimiz karşısında titremektedirler. Ama şu da bir gerçek, maddi varlık olarak, ekonomik varlık olarak, askeri güç olarak veya silahlı güç olarak bizim daha çok yol kat etmemiz gerekir. Ama pratik olsun diye söyleyeyim, bizim her sabah ama her sabah içten ve gönülden dua etmemiz lazım ve her gün Müslümanlığımızı sorgulamamız lazım. Her gün yeniden iman etmemiz lazım ve bütün ümmet-i Muhammed'i kardeş bilmemiz lazım. Artık bizim ırkçılık, yerellik, lokallık kabuğunu kırmamız, evrensel düşünmemiz, evet çevremizdeki insanlara sorumluluğumuz belki daha fazla olabilir ama bizim büyük bir ümmetin bir mensubu olduğu bilincimizi yaymamız gerekir. Peki hocam, çok çok teşekkürler. Tekrar devam edeceğiz. Şimdi tabii Aziz Bey, şimdi İslam ülkelerini idare edenler güçlü manada bir şey yapmıyor. Yani bizim, evet, herkes konuşuyor, en üst perdede mesajlar veriyor ama Müslüman kamuoyunun, Müslüman toplumların beklediği noktada güçlü bir adım atılmıyor. Batılıların durumu zaten ortada. İşte hepimiz konuşuyoruz. Ahmet Hocam da güzel örneklendirmelerde bulundu. Peki ne olacak? Müslüman milletler ne yapacak? Yani burada birilerinin elini taşın altına koyması lazım, gerekiyor. Bu sorunun cevabını da kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah sizinle başlayıp sizden alacağız. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar buradayız. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Gündem özelinde Gazze'yi konuşmaya devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açanlar için hatırlatalım. Bu akşam gündem özeldeki konuklarımız kimler? Stüdyoda Mehmet Eşin var, Hüdapar Dış İlişkiler Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Sayın Ahmet Ceylan ve Aziz Oğuzhan Karaman. Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü konuklarımızla Gazze'yi konuştuk. Programın ilk bölümünde, ikinci bölümünde de yine Gazze'yi, Gazze'deki süreci ve elbette ki dünyanın tutumunu, Gazze'yi nasıl seyredişini, bunu konuşuyoruz. Aziz Bey, araya giderken son soruyu size sormuştum. Aradan sonra devam edelim demiştim. Buyurun, söz sizde. Evet, İslam ülkeleriyle ilgili bir soruydu. Tabii şöyle, İslam ülkelerinin büyük çoğunluğuna bakıldığında aslında bağımsız gibi dursalar da yani o 100 yıl önce işgal edilmiş topraklar hepsi, 50 yıl önce, 60 yıl önce, 70 yıl önce bağımsızlıklarını kazanmış olsalar da öyle görünse de birçoğunun başında Batı'yla ilişkileri, Batı'nın tayin etmiş olduğu diktatör olabilecek ya da diktatör sayılan yöneticiler var. Yani halklarından destek almayıp da oradaki büyük çoğunlukla koltuklarını, oradaki meşruiyetlerini Batı ülkeleriyle ilişkilerine bağlamış olan yöneticiler var. Bu yöneticilerin ta 7 Ekim sonrası Netanyahu'nun bir açıklamasıyla eğer
İslam ülkeler liderlerine şey yaparsanız, yani sesinizi çıkarırsanız, bir şeyi söylerseniz iktidarınızı kaybedersiniz diye bir tehditte bulundu. O tehdit sonrası maalesef İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin yöneticilerinden birçoğundan en azından şey çıkmadı, bir ses çıkmadı ve halen de ses çıkmıyor. Hatta kendi sokaklarında eylem yapan Filistin lehine eylemleri yasakladılar. Üniversitelerindeki Filistin lehine eylemleri yasakladılar birçok ülke. Şunu unutmayalım, 7 Ekim öncesi İslam ülkesi dediğimiz ülkelerin bir çoğunluğu İbrahim Anlaşmaları yapacaklardı şeyle, İsrail'le. Bunlardan bir tanesi Arabistan'dı, bir tanesi Mısır'dı, işte Ürdün'dü. Birçok ülke önümüzdeki 100 yıla belki damga vuracak. İhanet anlaşmaları bunlar. Yani nasıl ki 1900'lü yıllarda Sykes-Picot anlaşmalarıyla İslam ülkelerinin toprakları bölüşüldü, cetvelle çizildi, Orta Doğu 100 yıllık bir format atıldı Orta Doğu'ya. Aynı mantıkla İsrail'in güvenliği çerçevesinde, yani İsrail'in güvenliğini merkeze alan ve Filistin'i yok sayan anlaşmalardı bunlar. Yani önümüzdeki 100 yılı da 100 yılda İsrail'in güvenliğini sağlayacak anlaşmalardı belki. 7 Ekim bu açıdan da aslında önemli. Yani Hamas'ın da yani hem meşru bir eylem yaptı kendi topraklarını koruma anlamında, hem de bu ihanet anlaşmalarını da paçavraya çevirdi elhamdülillah. Yani o anlaşmalar kısa vadede tekrar gündeme gelmeyecek inşallah. Yani tabii ki dünya bir çözüm üretemiyor. Burada sivil toplum, burada Aziz Hocam şunu da sormak istiyorum. Sivil toplum, biz üzerimize düşeni gerektiği kadar yapıyor muyuz? Sokaklar, caddeler, meydanlar, evlerinde oturan insanlar, sadece Türkiye için demiyorum bunu, bütün İslam ülkeleri için, önce İslam ülkeleri için söylüyorum. Yani biz, kimse bir şey yapmıyor da biz daha fazlasını nasıl yaparız, daha fazla ne yapmalıyız? Mesela bir boykot süreci var, işletiliyor, insanlar bu boykot sürecine önemli oranda destek veriyor ve bu boykot süreci, Siyonist rejimi de ona yakın olan o küresel ekonomik sistemi, iktisadi sistemi de zorluyor. Daha fazla ne yapabiliriz? Evet. Tabii yani şu ana kadar yaptırımlardan bahsettiğimiz için, hukuki süreçlerden bahsettiğimiz için devletler burada ön plana çıkıyor. Çünkü toplumun, sivil toplumun şey gücü yok. Yani direkt müdahale etme, yaptırım yapma, cezalandırma gücü yok. Ama sivil toplumun da yapması gereken şeyler var. Yani biz Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak 7 Ekim sonrası bir araya geldik örneğin. Hı hı. Bugün yani 300'e yakın etkinlik yaptığımızı gördüm. Yani her hafta cami önündeki eylemlerden tutun, işte 24 Aralık'ta 100 binin üzerinde insanın katılımıyla Ankara'da sivil bir eylem yapmıştık gene. Perşembe günü örneğin, önümüzdeki Perşembe Hacettepe Camii'nden Sıhhiye'ye yürüyüş yapacağız tekrar. Gazze'deki soykırım sürecini unutmamak için, unutturmamak için. Çünkü görüyoruz ki bu yaz döneminin de rehavetiyle birlikte Türkiye'de Gazze soykırımı unutulmaya başlandı. Onu diri tutmaya çalışıyoruz. Bir taraftan paneller yapıyoruz. İşte bu demin de bahsettim. Yani soykırım, çifte vatandaşların yargılanması ile ilgili. Bir taraftan salon toplantıları yapıyoruz. Yardım organizasyonları düzenliyoruz. Yani aslında bir taraftan ayakta olmaya çalışan, toplumu diri tutmaya çalışan bir sivil toplumun da varlığını da görmek lazım. Yani sivil toplumu herkes eleştiriyor bir taraftan ama yani sanki sivil toplum yeterince çalışmıyor gibi. Türkiye açısından bence biraz da haksızlık yapılıyor gibi. Yani diğer şekilde, yani sivil toplum olmadığını düşünün. Yani şu an sokaklarda eylem yapmayan, işte mesela ticaret niye kesildi? Örneğin yani ticaret, Türkiye, İsrail'de ticareti kesen tek ülke Türkiye. Peki Türkiye yöneticileri bu kararı alırken nasıl bir şartta aldılar? Şunu unutmayalım yani. Biz 1 Kasım'dan itibaren defalarca şey yaptık, ticaretin kesilmesiyle ilgili açıklamalar yaptık. İsrail'le ticaretin insanlığa ihanet olduğuna ilişkin sokaklarda eylemler yaptık, basın açıklamaları yaptık, görüşmeler yaptık. Yani artı bu sadece Ankara'da olan bir şey değil. Başka ülkeler, başka illerde de benzeri süreçler yaşandı ve iktidar en sonunda Ticaret Bakanlığı şey yapmak zorunda kaldı. Yani İsrail'le ticareti kesmek zorunda kaldı. Bu bir adımdı ama yeterli bir adım mı? Değil. Yani
Bizim beklentimiz şu aslında sivil toplum olarak. Ya Türkiye en başta İsrail'i tanıyan ilk İslam ülkesi aslında. Yani 1949 yılında İsrail'i tanıyan ilk İslam ülkesi ayıbı halen bizim üzerimizde duruyor bu ayıp. Bu ayıbı bir defa beklentimiz bu ayıptan geri adım atılması. Yani tanıma kararının şey yapılması, geri çekilmesi. Çünkü İsrail meşru bir devlet değil, İsrail'e devlet muamelesi yapılmaması gerekiyor. Ya bu yapılmadı, bu yapıldığı müddetçe de İsrail soykırımı devam edecek. Yani en üst beklentimiz bu. Ama bu olmayacaksa bile en azından şu beklentimizi görmesi lazım yani bizim yöneticilerimizin. Yani İsrail'i tanıyan ilk ülke olma ayıbından kurtulmanın yollarından bir tanesi de en azından İsrail'in soykırımı yapan yöneticileri dünyada, Türkiye'de yargılansınlar. Türkiye bu konuda bir ilk adım atsın. Dünyada birçok ülkeye örneklik teşkil edebilir bu. Biz sivil toplum olarak sadece eylemi yapmadık. Aslında suç duyurusunda da bulunduk. Yani ben bir taraftan Mazlumder'in de yöneticisiyim. Mazlumder ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye'nin değişik illerinde hemen Ekim ayının sonunda İsrailli yöneticilerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştuk. Mart ayında da ticaret yapan şirket yöneticileriyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştuk. Ama bunların hepsiyle ilgili takip ettiğimizde savcılık bu iddianameleri hazırlıyor, şeye gönderiyor. Adalet Bakanlığı'na gönderiyor. Adalet Bakanlığı izin vermediği için yargılamalar yapılmıyor. En azından dediğim gibi Türkiye bu konuda bir adım atabilir. Yani dünyaya örneklik yapabilir. Yani Güney Afrika konusunda Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açma konusunda Türkiye'den hızlı davrandı. Yani belki apartheid bir rejimden kurtulduğu için onların dava açması dünyada belki daha da etkili oldu. Yani Türkiye'nin dava açmasından daha etkili oldu. Türkiye geç de olsa o davaya müdahil olma konusunda bir karar aldı. Bu Türkiye'nin müdahil olmasıyla birlikte Mısır, işte Libya, Kolombiya gibi peşinden birçok ülke aslında şey yaptı. Bu davada müdahil olma kararı aldılar. Aslında bir adım attığınızda bu adım çoğalabiliyor dünyada. Yani birileri şey bekliyor. Yani bazı ülkelerin inisiyatif almasını, adım atmasını bekliyor. Bu anlamda biz sivil toplum olarak yani yaptığımız görüşmelerle, eylemlerimizle bu talebimizi de dillendirmeye yüksek perdeden devam edeceğiz. Peki. Yani ticaretin kesilmesi gündemde olduğu gibi şeyin de aynı şekilde İsrail yöneticilerin ve çifte vatandaşların yargılanması konusunda gündemde tutmaya devam edeceğiz inşallah. Peki, tekrar döneceğim ben size Aziz Bey. Şimdi Mehmet Hocam, tarihi bir süreç yaşanıyor. Her açıdan tarihi bir süreç yaşanıyor. Filistin açısından özellikle de tarihi bir süreç yaşanıyor. 75 yıllık işgal tarihi boyunca Siyonist rejim belki yaşanmadığı kadar çok büyük sorunları yaşıyor. Son 10 ay içerisinde. Çünkü büyük bir direnişten söz ediyoruz. En son şey biliyoruz, 6 günlük Arap-İsrail Savaşı diye isimlendirilen o süreci biliyoruz. O süreçte Arap ülkelerinin başına gelenleri biliyoruz. Hiç kimsenin karşı koyamadığı bir süreci işte Filistin'de azıcık bir direniş grubu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Bu aslında belki de birçok İslam ülkesine kapı açmalı. Yani onlara bir fırsat da belki sunuyor. Bu süreçte İslam ülkeleri daha aktif olarak ne yapmalı? Veya soruyu şöyle de sorayım. Bir kırmızı çizgisi var mı İslam ülkelerinin? Yani 80 bin insan yaralanmış, 40 bin insan ölmüş, 10 binlerce insan, yani milyonlarca insan sürülmüş. Kırmızı çizgi var mı? Kaldı mı böyle bir çizgi? Yani tabii kırmızı çizgileri var. Yani her insanın, her ülkenin, dünyanın, insanlığın bir kırmızı çizgisi var. Ama maalesef bu çizgileri aşılıyor ve gereken yapılmıyor. Kırmızı çizgi var mı? Aşıldı, evet, o çizgi. Aşıldı yani şimdi artık. Dolayısıyla kırmızı olma özelliği artık ne kadar barındırılır, o da ayrı bir olay. Ben onu somutlaştırayım, o Arap-İsrail Savaşı'nı. Esas tarihe baktığımız zaman, yani İbn Haldun'un çok meşhur bir teorisi var işte. Yani ülkeler, medeniyetler de insanlar gibidir. Doğar, işte büyür, gelişir ve ölür. Dolayısıyla şu anda da aslında ki nasıl ki işte Filistin toprakları, Balkanlar,
şu anda ifade edilen Orta Doğu'yu hepsi nasıl ki geçmişte işte 120 sene önce, 130 sene önce işte Müslümanlar idare ediyordu. Özellikle Türkiye bu konuda çok farklı bir konuma sahip. Yani Kudüs, Filistin yüzyıllarca buradan gönderilen işte idareciler, ordular, öğretmenler idare etti. Ki geçen de görüştüğümüz bir Sudanlı akademisyen şunu ifade etti. Dedi ki benim dedemin yanında tabii Osmanlı döneminden kalma bir belge. Yemen'deki bir müderrisin, bir öğretmenin Irak'a atandığına dair bir belge. Düşünebiliyor musun? Yani şu anda belki bize hikaye gibi geliyor. Evet. Yani nasıl şu an bir Diyarbakır'dan işte bir öğretmen işte Bolu'ya, İstanbul'a, Edirne'ye atanıyorsa o da çok doğal tabii ise Yemen'deki bir öğretmen İstanbul'a gönderilen bir işte atanma belgesiyle o öğretmen Irak'a atanıyor. Dolayısıyla burası biz birdik esasında. Ve tarihe baktığımız zaman özellikle İslam alemi çok kritik aşamalardan geçmiştir. İşte Moğol işgali, Haçlı işgali değil mi? Ve İslam alemi bunları atlatmıştır. Evet belki zorlu olsa bile bunu atlatmıştır. Evet. Düşünün Haçlı işgali 200 yıl boyunca bakın Avrupa'nın çok farklı noktalarından yüz binlerce, milyonlarca çok profesyonel şövalyeler, savaşçılar İslam topraklarına akın etmişlerdir. Ve evet karşı konulmuş. Ama bir noktaya kadar işte. Yani o günkü şartlar ile günümüzün şartları 3 aşağı 5 yukarı 1. İşte Müslümanlar bir birlikten yoksun. Bir halife var ama sözü işte kendi sarayın dışına çıkmıyor. Müslümanlar işte mezhep savaşlarıyla, kavgalarıyla birbirine düşmüşler. Aynen günümüz gibi nasıl ki şu an işte işgal rejimine normalleşme antlaşmaları yapılıyor. Askeri antlaşmaları, ekonomik antlaşmaları yapılıyorsa o gün de aynı Haçlılarla işte nasıl olsa Haçlılar artık bu toprağın bir gerçeğidir, bir vakasıdır. Artık bunlar burada beraber yaşayacağız. Dolayısıyla bunlarla kimi ihanet içerisinde, kimi işte korkudan, kimi işte maddi çıkar, ekonomik çıkarlar dolayı Haçlılarla bir ilişki kuruyor. Ve Haçlılar o dönem Kudüs başta olmak üzere ki Kudüs işgal edilirken 70 bin Müslüman şehit ediliyor. Evet. Yani şehrin bütün halkı ki bunun işte Yahudiler de var bakın. Yahudiler dahil. 70 bin insan kadın çocuğu demeden kılıçtan geçiriliyor. Bir hafta boyunca tabii caizse Kudüs'te kılıçtan geçirilme seansları var. Ve Haçlılar Kudüs, Hatay, Urfa, Trablus. Dört devlet kuruyorlar, işte, kontuklar kuruyorlar. Ve bütün bunlara rağmen elhamdülillah Salahaddin çıkıyor. Tabii Salahaddin bir projedir. Projenin bir sonucudur. Yani tesadüfen ortaya çıkmış değil. Bunun işte altyapısı, şartları oluşuyor. Ekonomik, siyasi, askeri, eğitim, ümmet bazındaki o çalışma. Ve Salahaddin Eyyubi Kudüs'ü kurtarıyor. 1187 yılında. Ve kısa bir süre sonra bu topraklarda tek bir Haçlı kalıntısı kalmıyor. Bu muazzam bir şey. Evet. Ve ifade ettiniz 1967 Arap-İsrail Savaşı. 6 gün savaş diye meşhur bir savaş. Mısır, Suriye, Ürdün. Fiili olarak uçağıyla, tankıyla, her şeyiyle ki 3 ülkenin toplam savaş uçağı sayısı işte yüzlerce, binden fazla savaş uçağı var. İşte 10 binlerce tank, zırhlı araç var. Yüz binlerce asker var. İşte bunun istihbaratı, işte farklı silahları, hava savunma sistemi, helikopterleri ve birçok Arap ülkesi bunu destekliyor. İşte Cezayir, Irak asker gönderiyor bu birliğe. Bakın bu üç devasa ülke Siyonist işgal rejimi karşısında 6 gün ancak dayanabilir. Ve işgal rejiminin 6 günde işgal etmiş olduğu toprak miktarı 70 bin kilometre kare. 70 bin kilometre kare. Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Golan Tepeleri, Batı Şeria, bunların hepsini işgal ediyor. Ve 70 bin kilometre kare toprak parçasının 180'de biri bakın. Gazze, 360 kilometre karelik bir Gazze, 300 gündür şu anda işgal rejimi kök söktürüyor tabiri caizse.
ki Asad tufan başladığı zaman Netanyahu'nun şu ifadesi vardı. Müzakere olmayacak, müzakere sahada bomba füzeyle yapılacak. Ve en son Blinken ne dedi ki? Dedi ki biz Hamas'a çok iyi bir teklif sunduk. Bunu geri tepeceğini zannetmiyorum. Ve şu anda yani hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı direnişin ilk başta dayatmış olduğu şartların hemen hemen hepsi kabul edilmiş. Ama işte arada tabii işgal rejiminin teklifinde bazı kapalı muğlak noktalar var. Yani tuzak olabilecek bazı ifadeler var. Evet. Yoksa bunun dışında tamamen direnişin istemiş olduğu noktaya geldi. Yani evet Gazze'de 40 bin şehit Müslüman var. Evet, şehit var. Oldu ama direniş sahada. Evet. Bunun yanında bu da var bakın. Ve görüştüğümüzde direnişin bazı yetkilileri gerçekten hani tedirgin değiller. Çok rahatlar. Belki biz tedirginiz yani hani böyle stres, işte korku, endişe çok rahatlar. Hani bu da Allah'ın bir yardımıdır. Evet. Allah Teala onları tabii ki ise kendi ruhundan, kendi katından onlara bir güç, kuvvet veriyor. Ve diyorlar ki direniş, tabii sağdaki direniş Gazze bize hep şunu söylüyor. Biz rahatız, bizim durumumuz iyi. Bakın taviz vermeyin. Biz aylarca daha direnebilecek aşamadayız. Ve yeni yeni askere alımlar var şu anda. Evet şehitler olsa bile yeni yeni işte askere tabii caizse alımlar var. Yeni tüneller kazılıyor. İşte yeni orada halen silah üretme işte sistemi halen devam ediyor. Dolayısıyla Allah'ın izniyle hani elbette dediğim gibi biz hani kendi görevimizi biz sahadayız, siz masada kaybetmeyin. Aynen öyle. Biz hani görevimizi yapamamanın hani bir suçluluğu var üzerimizde. Gerçekten bir şey yapamıyoruz. Hani ben şunu da ifade edeyim, hocam da ifade etti. Sonuçta yani bir tekbir bile, bir slogan bile kıymetlidir, değerlidir. Kalben bir buz dahi kıymetlidir. Yani bir sıfırdan daha iyidir. Hı. İki birden daha iyi. Elbette ki yüz ikiden çok çok daha iyi. Dolayısıyla bu noktada hani ümitsiz olmayalım, YS'e kapılmayalım. Elbette bunun bir bedeli olacaktır. Dediğim gibi Kudüs'ü işgal edildiğin zaman 70 bin insan bir günde sadece bakın. İşte bir olayda hepsi şehit edildi. Dolayısıyla inşallah bu kadınların, bu çocukların çok pak, çok temiz. Gerçekten de hani size izliyorsunuzdur. Yani hani bazen düşünüyorum ya bu insan, kadın hani olabilir. Çok sınırlı bir kadro, seçkin bir kadro, elit bir kadro. Gerçekten iyi hazırlanmıştır. İdeolojik olarak, fikren, ruhen. Ama bütün gazeteler öyle. Kadını, çocuğu, yaşlısı. Hani İsrail'e bile bir beddua bir yok yani. Hani bazen düşünüyorum ya biz olsa ne yapardık hani böyle bağırdık, çağırdık. Yine göbek Hamas senin yüzünden başımıza bu geldi. Sen başımıza ne açtın işte kadınlarımız gitti, çocuklarımız gitti. Evlerimiz yakıldı, yıkıldı. Bu sadece hani Filistin basını değil. Bir bütün olarak bir bütün direniş var. Bütün olarak bir direniyor. Ve bu da 40 yıllık bir hazırlığın bir sonucudur. Evet. 40 yıllık bir hazırlığın sonucudur. Yani bir anda olmadı bu. Yani cami merkezli bir çalışma. İşte İslami ilimler, Kur'an hafızı. Ve şu anda dünya genelinde camilerin en aktif olarak kullanıldığı yer Gazze'dir. Nüfusa oranla en çok Kur'an hafızının olduğu yer Gazze'dir. Üniversite okuma noktasında nüfusa göre oranın en yüksek olduğu yer yine Gazze'dir. Dolayısıyla hani bunun yanında maddi bir hazırlık ve bunun ötesinde manevi iyi bir hazırlık vardır. Dolayısıyla maddi ve manevi bir hazırlık olduğu zaman, fedakarlık olduğu zaman, iman olduğu zaman, bir hiyerarşik bir emir komuta zinciri olduğu zaman Allah'ın izniyle bu tür sonuçların olması hani uzak bir nokta değil. Yani muhakkak eninde sonunda bu hazırlıklar bir zaferi getirecektir. Aynen öyle. Aynen ki şu anda yine bir zaferdir. Evet. Yani şu aşamada hani Allah muhafaza direniş tamamen bitse dahi ya bu büyük bir zaferdir. Çok büyük bir zaferdir. 10 ay boyunca küçük bir Gazze tek başına direniyor. Evet. Tekrar devam edeceğiz. Ahmet Hocam sizinle devam edelim. Şimdi tabii Gazze'deki direnişi konuşuyoruz. Bununla birlikte Gazze direnişine büyük bir destek de var. Ve Siyonist rejimin bu süreci bölgesel savaşa evirmek için bir uğraş içerisinde olduğunu, özellikle de Netanyahu'nun
bu anlamda çaba içerisinde olduğunu ifade eden siyasi analistler de var. Siz de bölgeyi takip ediyorsunuz. Şimdi bir tarafta Lübnan sınırında Siyonist rejimin provokatif adımları, saldırıları var. Lübnan'dan onlara verilen cevap var. İşte geçtiğimiz günlerde Yemen direkt bir insansız hava aracıyla Tel Aviv'i vurdu. Radarlara yakalanmayan bir araçla bunu yaptılar. Yine Iraklı gruplardan, Suriye'den, bütün bir çevreden tesirli olsun olmasın, güçlü tesir iz bıraksın bırakmasın, Siyonist rejime yönelik yoğun bir eylemsellik süreci de var. Bir taraftan da tabii Netanyahu'nun kimi sinsi planları var. Nereye evrilir? Yani bu Gazze'de durur mu? Yoksa bölgesel bir savaşa evrilir mi? Yani savaş süreci nasıl ilerler? Evet, bir tabir var. Cin şişeden çıktı. Cin şişeden çıktığı zaman elbette ki geri şişeye girmez. Hı hı. Şu anda baktığımızda halkı Müslüman olan ülkeler, 57 ülke başta olmak üzere halk, Müslüman halklar barut fıçısı haline gelmişlerdir. En dindarından en seküler olanına kadar şu anda dünyada kurulu olan düzene ve özellikle de İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ciddi bir öfke, ciddi bir isyan ve ciddi bir başkaldırı vardır. Elbette ki bu öfkenin bir patlama noktası gelecektir. İnsanlar orada katledilen çocukları gördüğü zaman elbette ki bir empati kurarlar. Mesela birkaç gün önce haberlerde izledim ve gerçekten çok etkilendim. Bir orta yaşlı baba elinde 3-4 yaşlarında bir küçük kızı, ailenin bütün fertlerini kaybetmiş ve yana yakıla sıcakta, 40-45 derecelik sıcaklıkta, gün ortasında toz toprak içerisinde susuz bir şekilde diyor ki, İsrail bize diyorlar falan yer güvenlidir, buraları boşaltın, oraya gidiyoruz, güvenli yere gidiyoruz. 2 gün sonra diyorlar ki hadi burası da güvenli değil. Ben şimdiye kadar 12 kere yer değiştirdim diyor. İnsanların vicdanı artık buna tahammül edemiyor. Ve bütün dünyada ve özellikle İslam coğrafyasında sessiz ama içten içe kaynayan bir çoğunluk vardır. İsrail elbette ki Hamas'ı yok etmek istiyor ama yok edemediğini de biliyoruz. Şu anda Hamas'ın gücünden ciddi bir şey kaybetmediği ortada. Ancak Hamas'a karşı bir şehir gerilla savaşına da girmekten titizlikle çekiniyor İsrail. Çekindiği için de ne yapıyor? Sürekli bombalama yapıyor. Bu bombalamayı da böyle çoluk, çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapmaksızın adeta sırayla bütün şehirleri bombalamakta ve bombalanmayan bir bina bırakmamak üzere bir bombalamaktadır. Bununla ne yapmak istiyor? Gazze halkını yıldırmak istiyor. Ama ilginç bir şeydir. Başta direnişin önemli liderlerinden biri olan İsmail Haniye olmak üzere ailesinden şehit olmayan hiçbir Gazze'li aile hemen hemen yoktur. Haniye'nin, biliyorsunuz, İsmail Haniye'nin ailesinden 19 kişi şehit edildi. Bunların içerisinde çocuklar da var, kadınlar da var, yaşlılar. Allah sabır versin. Bununla birlikte bakıyorsun, gerçekten Rabbim onlara bir sekinet vermiştir. Bu sekinet onları gerçekten çok güçlü kılmaktadır. Bu açıdan baktığımız zaman bu İsrail için gerçekten İsrail'in geleceğine dair büyük bir tehlikedir. Öte yandan baktığımız zaman İsrail'in bu tutumuna karşı çıkmak isteyen işte mesela Hizbullah var, Yemen var. Evet, bazı böyle Sünni kesimler bu tür şeyleri böyle danışıklı dövüş veya böyle muazzaa gibi değerlendiren kişiler vardır ama ben şahsen bunu böyle değerlendirmiyorum. Küçük de olsa, karşı çıkmak da olsa bu önemli bir şeydir. Geçmişte Hizbullah ile İsrail arasında 2012'de 45 gün savaşları yaşandı ve İsrail boyunun ölçüsünü aldı. Buna tarih şahittir.
Ve şu anda İsrail'in Gazze'deki katliamlarını azaltacak ya da geri adım attıracak bir tane yol vardır. O da nedir? Kısasa kısastır. Nasıl ki İsrail sivilleri bombalıyorsa, şehirleri bombalıyorsa İsrail'in şehirlerinin de bombalanması lazım. Kısasa kısas olmadığı sürece bence İsrail'in bu savaştan geri çekilmesi, normal savaş hukukuna dönmesini beklemek biraz saflık olur. Çünkü İsrail'in tüm geçmişi masum insanlara katliam uygulamakla geçmiştir. Onu durdurmanın yolu kısasa kısastır. Bu konuda belki Rabbi onları şaşırtır, kendilerine kısası uygulayabilecek birileriyle sataşmasına sebep olacaktır. Bu Hizbullah olur, başka birileri olur. Ama görünür de Netanyahu zaman zaman İsrail'e füze atan, roket atan ve dahi Hamas'a desteğini açıkça ilan eden Hizbullah'ı da cezalandırmak istemektedir. Ve geçenlerde yaptığı açıklamada işte ben Gazze'den bazı kuvvetleri, askeri birlikleri çekiyorum. Bunu İsrail'in kuzeyine yani Lübnan sınırlarına yerleştireceğim. Hizbullah'a karşı da bir harekat planlaması yapıyoruz tarzında basında Netanyahu'ya ait açıklamalar okudum. Umarım ki yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hizbullah Hamas gibi değil. Hamas çok dar bir alandadır ve bulunduğu coğrafya gerilla savaşına müsait değildir. Şehir gerilla savaşına da İsrail yanaşmamaktadır. Sürekli havadan bombalamaktadır. Ciddi manada çok bombaladığı, yok ettiğini düşündüğü yerlere sadece askeri birlikte sevk etmekte ve orada da kalıcı olarak kalmaktadır. Bununla birlikte İsrail ciddi manada zayiat vermiştir. Hamas mücahitleri ciddi manada Siyonist askerleri ciddi sayıda cehenneme yollamıştır. Ama yine de bir şehir gerilla savaşına yaklaşmamakta ve sürekli havadan bombalama uygulamaktadır. Bu aynısını Hizbullah'ın yaşadığı Güney Lübnan'a da uygulamak istemektedir. Çünkü geçmişte gerçekten acısı var. İsrail'in tabiri caizse beni bağışlayın bir kuyruk acısı vardır. Ve aynı zamanda Hizbullah halen de Hamas'ı desteklemektedir. Hamas'ın bazı idarecileri, liderleri zaman zaman İran'la görüşmekte, işbirliğine dair basına haberler sızmaktadır. Bu da İsrail'i rahatsız etmektedir ve benzer bir dersi Hizbullah'a vermeye çalışmaktadır. Kendince tırnak içerisinde söylüyorum. Ne yapabilir İsrail? Hizbullah'ın mensup olduğu Güney Lübnan'daki Şii bölgelerini de böyle Gazze gibi bombalamayı düşündüğünü tahmin edilmektedir. Böyle bir şey olursa ne olur? Böyle bir şey olursa ben Hizbullah'ın İsrail'e ciddi manada karşılık vereceğini düşünüyorum. Niye? Çünkü Hizbullah'ın yaşadığı alan hem gerilla savaşına müsaittir, dağlıktır, ormanlıktır. Hem de Hizbullah'ın insan kaynağı çok daha fazladır. Yani onun eğittiği 130 bin askerden savaşçıdan bahsedilmektedir. Bunun ki en az yarısı bilfiil halen savaşabilecek durumdadır. Ve 130 bin civarında işte füze rokete sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca insansız hava araçlarına sahip olduğunu zaten dünya basını gördü. Bundan bir 4 hafta önce Hizbullah İsrail'in neredeyse bütün coğrafyasının videodan çekimini yaparak insansız hava araçlarıyla dünya basınına servis etti ve adeta İsrail'e şu mesajı verdi. Bak senin bana karşı hiçbir mahrem tarafın yok. Ben senin her yerini gözetliyorum dedi. Ve demin bahsettiğiniz gibi 3-4 gün önce Tel Aviv ile bir kamikaze saldırısı düzenledi. Bu neyi gösterir? Şunu gösterir. Eğer İsrail Hizbullah'a saldırırsa Hizbullah'ın İsrail'in şehirlerine de saldırı yapacağını evet belki İsrail'in Gazze'de uygulandığına benzer bir şey belki yapacak gücü yok ama
ciddi manada yine de İsrail şehirlerini bombardıman yapacak, füze atacak, roket atacak. Yani bu daha büyük sahip olduğunu. Tabii bu süreç büyük bir tedirginliğe neden olacaktır onlarda. Tabii ki. Böyle bir şey olursa, müsaade ederseniz, buyurun, böyle bir şey olursa ben İsrail halkının bunu kabul etmeyeceğini, İsrail'de çok ciddi manada huzursuzlukların baş göstereceğini ve bunun ciddi manada yeni siyasal sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Eğer aksini düşünürsek, İsrail eğer Güney Lübnan'ı ciddi bombardımana tabi tutarsa, ben Suriye'den ve İran'dan buraya ciddi bir destek kayacağını ve buna müsaade edilmeyeceğini düşünüyorum. Ve bu şekilde inşallah İsrail burada bir sert kaya toslayacak ve ciddi manada bir ders alacağını umut ediyorum. Peki teşekkürler Ahmet Hocam. Şimdi Aziz Bey sizle devam edelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapor vardı. Dünya ülkelerinin son yıllardaki silahlanma durumuyla ilgili, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere işte Almanya, Fransa, İngiltere, ki geçtiğimiz günlerde Almanya Genelkurmay Başkanı ordunun çok daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmiş, söylemişti. Son NATO zirvesinde de yine savaşa bir yatırım da yapıldığına dair mesajlar verilmişti. Hepimiz takip etmiştik. Şimdi bu kadar büyük, yoğun silahlanma oranı varken ve bu silahlanma oranı hep artıyorken, Çin ve Hindistan'ı da buna dahil edelim, Asya'da çünkü güçlü bir şekilde orada da bir silahlanma durumu var. Dünya ne tarafa doğru gidiyor? Yani sanki dünya daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor gibi bir durum var. Şayet böyle bir durum varsa yani İslam ülkeleri, Müslümanlar nerede, nasıl konumlanmalı, bunu da konuşmalıyız. Yani şöyle, tabii ki 3. Dünya Savaşı ihtimali bir ihtimal değil. Yani böyle afaki gündemde olmayan bir ihtimal değil. Her zaman için böyle bir ihtimalden bahsediliyor uluslararası ilişkilerde. Demin de programa başlarken konu oldu. Birleşmiş Milletler'in yapısı aslında şu an küresel uluslararası emperyalistlere hizmet etmiyor anladığım kadarıyla. Yani aslında kendilerinin kurguladığı bir sistem. Ama şu anki sistem işte uluslararası ticaretle ilgili, uluslararası gıdayla ilgili, uluslararası sağlıkla ilgili, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya işte Birleşmiş Milletler'in kurum ve kuruluşları anladığım kadarıyla tam net bir şekilde onu kurgulayanlara yeterince hizmet etmiyor. Ve işte bu Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı gibi kararlar da çıkıyor. Yani belki Amerika'nın, işte Batı'nın hoşuna gitmeyen kararlar da çıkıyor. Uygulanmasa bile en azından. Bu kararların da çıkmış olması çevrelerde yeni bir sistem arayışını gündeme getiriyor. Trump'ın daha önce iktidar olması, yeniden tekrar Amerikan başkanlığına Trump gibi bir adamın geliyor olması sanki dünyada bir kaos planlanıyor. Bu kaos sonrası da yeni bir sistem kurulacak. Yani o kaos sonrası şu anki küresel sistemin emperyalist ülkeleri kendilerine daha çok hizmet edecek. Belki işte vicdanlı işte ülkeleri, İslam ülkelerini tehdit olarak görüp yok edecek, küçültecek bir dünya tasarlıyorlar. Bunu gizlemiyorlar da, yani son 20 yıldır bu çok net bir şekilde kamuoyuna da ilan ederek açıktan işlettikleri bir süreç. Yani şunu özellikle Orta Doğu'da İsrail'in güvenliği merkezli bir akıl var. Ve burada İslam ülkelerinin hiçbirisinin nüfusunun 15-20 milyonu geçmeyeceği, kendi işlerinde çatışmalı olacakları bir dünya tasarlıyorlar. Bunu da Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Sudan'da başardılar. İşte Mısır'da darbe yaptılar. Aslında bu niyetlerini gizlemeden bunu yapıyorlar. Bunu şekilde Türkiye'de de tasarlıyorlar. Yani Türkiye içinde de bir çatışma, karışıklık, bölünme gibi niyetleri var. Aynı şekilde Tunus'ta şu an var, darbe süreci gibi bir süreç yaşanıyor. Nahdan'ın lideri hapiste. Birçok ülkede, yani İslam ülkesinde ülkeleri küçültmeye dönük
onların silah gücünü bölmeye büyümelerini engellemeye dönük bir süreç işliyor. Buna karşılık eğer İslam ülkeleri akıllı davranırlarsa, yani halklarını dinlerlerse, yapılabilecek olan İslam işbirliği ülkelerinin bir araya gelip birlik oluşturmalar, yani buna şey de dahil, silahlı bir güç de dahil olmak üzere operasyonel bir birlik oluşturmazlarsa, bu ülkelerin hepsi sırasıyla tek tek parça parça bir şekilde emperyalistlerin şey haline gelecekler, yani oyun sahası haline gelecekler. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı aslında kuruluşunda biliyorsunuz 1969'dan Mescid-i Aksa yakılmış ve o yakılma üzerine kurulmuş bir teşkilat. Aslında 1969'da Mescid-i Aksa için kurulmuş bir teşkilat ama o günden bugüne o Mescid-i Aksa'yı koruma konusunda yeterince şey yapamadı. Yeterince irade ortaya koyamadı. Eğer Mescid-i Aksa'yı koruyacaksa, yani bu orada Mescid-i Aksa'yı da koruyan Gazze'lileri, işte Batı Şerialıları, Filistinleri koruması gerekiyor bu teşkilatın. Bunu yapabilmesi için de kesinlikle bir müdahale gücünü oluşturması gerekiyor. Yani silahlı müdahale bir gücünü oluşturması gerekiyor. Filistin'i koruma adına, Mescid-i Aksa'yı koruma adına. Bu olmadığı takdirde de gelecek dünya düzeni, yani emperyalistlerin oluşturduğu, planladıkları, tasarladıkları gelecek dünya düzeni bugünkü dünyadan daha iyi olmayacak maalesef. Yani umudu korumak gerekiyor ama görünen köyde kılavuz istemez. Yani emperyalistlerin şu an düşündükleri, tasarladıkları gelecek dünya düzeni bugünkünden daha iyi olmayacak. O zaman kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, kendimiz karar alacağız, değil mi? Yani kendi irademizle olası böyle bir süreçte kendi kaderimizi kendimiz tayin etmemiz gerekiyor. Bu gerçek de yanı başımızda duruyor. Teşekkürler. Ekleyeceğiniz yoksa Mehmet Bey'le ben devam edeyim, sözünüzü tamamladıysanız kesmiş olmayayım. Şimdi Mehmet. Tamam. Peki. Teşekkür ederim ben de. Yani söylediğiniz gibi İslam ülkelerinin bir an önce bir araya gelmeleri, birlik oluşturmaları gerekiyor. Buna 90'lı yıllarda rahmetli Erbakan Hoca D8 gibi bir birlikle başlamıştı ama o D8 ülkelerinin hepsinde bir şekilde darbeler yaşandı. Türkiye'de de 28 Şubat darbesinin bence onunla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. İsrail'in güvenliğini korumak açısından o darbe yapılmıştı. Ama bundan geri adım atmamaları gerekiyor. Yani en azından oradaki halkların, sivil toplumun, yani sivil toplum aslında İslam dünyasında biraz gelişkin değil ama sivil toplumun, cemaatlerin de orada gelişmesi ve yöneticilerini ciddi anlamda uyarmaları gerekiyor. Bu birlik oluşmadığı müddetçe de dediğim gibi İslam ülkeleri hep kaybeden olacak. Allah muhafaza etsin. Tabii Rabbim Müslümanları muhafaza etsin. İslam coğrafyasını, amin, İslam ülkelerini bu duayı da yapmak zorundayız. Şimdi Mehmet Hocam, Amerika daha ne zamana kadar Siyonist rejimi Netanyahu'yu destekleyecek? Şimdi ilelebet mi bu süreç devam edecek? Şimdi 10 aylık bir savaş süreci diyelim hadi adına da yaşanıyor. Şimdi burada hem ekonomik destek, hem askeri destek, hem siyasi destek. Şimdi siyasi destek uluslararası arenada, Uluslararası Adalet Divanı'nın karşısında duruyorsunuz. Birleşmiş Milletler kararlarının karşısında duruyorsunuz. Durmadan veto etmek zorunda kalıyorsunuz bazı kararları. Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcını, savcısını tehdit etmek zorunda kalıyorsunuz. Yarın bir gün Netanyahu ve Siyonist rejim hakkında soykırım suçu işlediği kararı verilirse, bu soykırım suçuna iştirak edenler olarak sizler de hesap vereceksiniz. İlelebet arkasında kalmaya devam edecek mi? Yani bu direniş devam ederse, sürerse ya da noktaya koyacak mı? Bir de Trump'ın durumu var. Trump daha kötüsünü yapacağım diye de mesajlar veriyor. Yani şunu ifade edeyim. Tarih boyunca eğer Kudüs özgür ise ümmet de özgür olmuştur. Yani Kudüs'ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğüyle eşdeğerdir. Eğer Kudüs işgal altında ise ümmet de işgal altında. Ve ABD dünya hakimiyetini devam ettirebilmek için İslam coğrafyasına hakim olmak zorundadır. Yani İslam coğrafyasına hakim olamadan dünya hakimiyetini devam ettiremez. Ve dünya hakimiyetini de işte 10 bin kilometre öteden yapamaz.
Dolayısıyla burada yerel bir güce ihtiyacı var. Yani İslam coğrafyasını burada tabii tedip edecek. Hı hı. Yerine göre uğraştıracak. Askeri gücüyle, ekonomik gücüyle yapacağı bir güce ihtiyacı var. İşte bu da İsrail'dir. Dolayısıyla hatırlıyorsanız Biden'ın bir konuşmasında şu ifade vardı. İyi ki İsrail var. Eğer İsrail kurulmamış olsaydı yeni bir İsrail kurmak zorunda kalacaktık. Yani bunlar birbirini aslında besliyor yani. Ve şu anda ABD, Amerika, Batı dünyası öyle diyelim. Yani İsrail bir proje ise, aynen, bu proje çökerse, çökmeye doğru yüz tutarsa ABD nasıl konulacak? Ve ABD'de cumhuriyetçi olsun, demokrat olsun, siyah olsun, beyaz olsun, İşte Hristiyan olsun, işte Obama gibi işte Müslüman falan dediler. Müslüman olsun, ateist olsun, Yahudi olsun, kim olursa olsun gelen her başkan, her yönetim işgal rejimi desteklemek zorundadır. Bakın şu an Trump ve Biden. Fark var mı? Hiçbir fark yok. Yani ya adeta işgal rejimine uşak olmak için bile yarışıyor. Ya diyorsun ne oluyor bu? Dolayısıyla ikisi şu anda birbirini besliyor. Ve ABD eğer işgal rejimi burada biterse sadece işgal rejimi değil, ABD Batı dünyasının tümü bitecektir. Yani İslam coğrafyası özgür olacak. Netanyahu o yüzden hem ABD'ye hem öyle Avrupa ülkelerine ben sizin için savaşıyorum diyor. Dolayısıyla Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, işte Danimarka'sı, Hollanda'sı niçin destekliyor İsrail'i? Almanya işte ne çıkarı var? Dolayısıyla burada işte Batı dünyasının bekçiliğini yapan, jandarmalığını yapan İsrail işgal rejimidir. Ve şu anda ABD İsrail diyor ki yani bir an önce işte bir anlaşma olsun. Çünkü şu anda ABD'nin gerek ülke içinde, gerekse Pasifik'te, Çin'le başı dertte. Yani orada hakim olabilmesi için işte buradaki sorunlarını çözmesi lazım. Yani dolayısıyla hani bu bir bütün. Yani işgal rejimimiz 3-5 milyondan müteşekkil bir coğrafya değil. Ki şu anda bakın Rusya bile işte cephane sıkıntı çekiyor. Devasa bir güç olmasına rağmen. Hı-hı. Çünkü yetiştiremiyor. Evet. İşte Kore'den, Kuzey Kore'den işte top mermisi alıyor. Türkiye'den işte farklı bir şeyler almaya çalışıyor. Dolayısıyla işgal rejimini destekleyen arkada ki Amerika Birleşik Devletleri kendi silah stoğundan İsrail'e sürekli cephane gönderiyor. Normalde bunun kullanılması öyle mümkün değil. Bir ülkenin kendi silah stoğu. Ama bu silah stoğundan gönderiyor. İşte hatırlıyorsanız Aksa tufanında hemen bir gün sonra işte Joe Biden, İngiltere, Fransa, Almanya bütün başkanları gelip tabi caizse desteklenen sonlar. Dolayısıyla burada hani sadece işgal rejimi değil. Burada bir Batı dünyasının burada bir tahakkümü var. İşgal rejiminin sona ermesiyle İslam coğrafyasındaki Amerika'sı, İngiltere'si, Almanya'sı hepsi tabii caizse buradan defolu gitmek zorunda kalacaktır. Çıkarları hepsi risk altında. Risk altında. Dolayısıyla Kudüs özgür olduğu zaman Allah'ın izniyle bu işgal rejimi bittiği zaman kim Müslümanlığa düşecek? İşte normallaşma, anlaşmalarına işte sen Kürtsün, sen Arapsın, sen Şiisin, sen Sünnisin. Öyle bir fitne olmayacak ki. Evet. Allah'ın izniyle. İşte dolayısıyla diyorum ya hani burada Müslümanlar bir tarihi fırsatla karşı karşıya. Yani ya bu zulüm sistemi işgal devam edecek veyahut da ümmet olarak topyekun bir özgürlüğü kazanacağız. Ve karşımızda öyle bir düşman var ki yani Türkiye'nin tek başına, İran'ın tek başına, Hizmet tek başına karşı çıkması mümkün değil. Karşı kolektif bir akıl var. Kolektif bir askeri güç var. Kolektif bir ekonomik güç var. Dolayısıyla ancak Müslümanlar da bunu ümmet aklıyla, ümmet gücüyle ancak aşabilirler. Dolayısıyla burada işte Türkiye, İran, hatta Mısır. Evet, evet Mısır şu anda başta Sisi olsa bile Mısır Sisi'den ibaret değildir. Sonuçta Mısır'da İsrail'in bir kan davası devam ediyor. Tarihten gelen bir kan davası var işte şimdi. İşte ordusu, askeri, halkı. Nasıl Türkiye Yunanistan arasında bir işte zaman zaman alevlenen bir düşmanlık olsa değil mi? Bir kan davası var işte. Evet. Ege Adaları'ndan, Kıbrıs üzerinden. Dolayısıyla Mısır ile
İsrail işgalcim arasında bir kan davası var. Dolayısıyla Mısır'ın devlet olarak, halk olarak İşgal rejimiyle dost olması, barışık olması bu fıtrata, işin doğasına, tabiatına aykırı bir durumdur. Öyle görünse bile diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu güçler bir ara gelip bu tarihi fırsat tepmeden tabi caizse kendi sorunlarımızı, kendi problemimizi kendimiz çözmeliyiz. Ve çıban başı olan bu işgal rejiminin sonlandırılması lazım. Sonlandırılmadıkça ne Gazze, ne Beyrut, ne Tahran, ne Ankara, ne İstanbul, ne de Diyarbakır güvende olur. Değil mi? Allah muhafaza etsin. Ahmet Hocam, programın sonuna geldik. Son sözü de size bırakmak istiyorum. Şimdi çok şey konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Bizi nasıl bir dünya bekliyor? Ve Müslümanların eğer bir yeni dünya düzeni kurma, birilerinin yeni dünya düzeni kurma gibi bir hedefi varsa Müslümanların kendini nasıl konumlandırması gerekiyor? Herhalde artık Müslümanlar da İslami hareketler de bir 40 yılın öncesindeki, 50 yılın öncesindeki durumda değiller. Onlar da çok gelişti, çok değişti ve ileriye dönük çok daha farklı projeler üretir oldu. Biz nerede durmalıyız? Efendim, ben bu soruyu sorduğunuz zaman bir de ortaokulda okuduğum yıllar aklıma geldi. 70'li yılların ortaları. Ben o zaman Sparta'nın bir ilçesinde ortaokulda okuyordum. Bir arkadaşımın babası orada önemli bir ilçe müdürüydü. Bana dedi ki babam gece sahura kalkıyor Ramazan ayında. Ama biz ışığımızı açmıyoruz kimse bilmesin diye. Çünkü o dönemde ben tabii böyle bir iç siyasete karışmak istemiyorum ama belli bir zihniyet, mesul bir kaymakam var oruç tutanlara karşı baskı uyguluyormuş. Nereden nereye geldik? Gerçekten o günleri, bugünkü insanlar, bugünkü gençler o günleri mantığını anlasam bile anlamakta zorluk çekerler. Allah'a şükür o karanlık günlerden bugünlere geldik. Çok ciddi manada bir yol kat ettik. Hatta bir örnek daha vereyim. Belki konu uzar ama yıl 1980 Mayıs ayı, ben Sparta'da lise son sınıf öğrencisiyim. Rahmetli Erbakan Hoca o zaman Sivas'ta fetih mitingi düzenledi. Sanırım 29 Mayıs 1980'di. Biz Sparta'dan böyle 3 otobüs geldik. Ben Mardinliyim bu arada. Sparta'da yalnız liseyi okuyordum. 3 otobüs Sparta'dan şeye geldi, Sivas'a. Aramızda imamlar vardı, küçük esnaf vardı ama zengin bir tane insan yoktu. Ve çok şimdi aklıma geldiği zaman böyle gülüyorum. Yolda seferi namaz kılacağız. Aramızda imamlar olmasına rağmen seferi namazın nasıl kılınabileceğini kimse bilmiyordu. Gerçekten o yıllarda büyük bir cehalet vardı. Ama şunu maalesef üzülerek söyleyeyim ki o gün daha bir samimiyet de vardı, onu söyleyeyim. Evet, insanlar cahildi ama samimiydi, bir hamaset vardı. Şimdi bugüne gelirsek, bugün İslam coğrafyasında işte atom bombasına sahip olan bir Pakistan var. Dünyanın en iyi insansız hava sistemlerini üreten bir Türkiye vardır. Ve dünyada ciddi sayıda Müslümanca düşünen insanlar var. Entelektüel bir kesim var. İyi bir yere gelmişiz. Ama dünyaya hakim olan küresel güçlerle kıyasladığımız zaman biz hala onlarla en azından maddi, ekonomik, askeri düzeyde, boy ölçülecek düzeyde değiliz. Ama bence bizi birimizi yüze eşitleyen bir imanımız da vardır. Bu avantajları unutmamak lazım. Ve şu anda dünya ciddi manada bir silahlanma yarışına, paktlaşmaya, sektörleşmeye gitmektedir. İşte ufukta bir Trump iktidarı görülmektedir. Trump Avrupa Birliği ülkelerine, işte Rusya'ya, Çin'e ekonomik ambargo uygulayacağını veya şeyler uygulayacağını, vergiler koyacağını, kotalar getireceğini söylemekte. Ve bence önümüzdeki dönemde dünyada ekonomik ve siyasi anlamda çalkantılar olacaktır. Bir üçüncü dünya savaşı çıkar mı? Gidişat oraya doğru evrilmektedir. Ya kimisi diyor 1928'de çıkar, kimi diyor 1932'de çıkar, kimi diyor 1936'da çıkar. Geleceği Allah bilir. Ama bir üçüncü dünya savaşı çıkarsa şu anda dünya müthiş bir dehşet dengesi üzerinde durmaktadır. Binlerce
nükleer silah bulunmaktadır ve denenmemiş daha yıkıcı silahlar vardır bazı ülkelerin envanterinde, özellikle Amerika, Rusya ve Çin'in. Böyle bir dünya savaşı olduğu zaman bu savaşların kazananı olmaz. Herhalde bütün insanlık kaybeder ama muhtemelen yeni bir dünya kurulur. Şu anda 8 milyar 200 milyonu aşan dünya nüfusu muhtemelen belki 1 milyarın altına düşer. Yani 1850 yılların nüfusuna geri döner. Tabi bunlar projeksiyondur. Olur olmaz, geleceği Allah bilir. Böyle bir dünyada Müslümanlar küresel bir savaştan ne kadar uzak durabilirlerse o kadar selamete ulaşırlar. Ve böyle bir küresel savaşta şu anda dünyaya hakim olan işte Çin, Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği ülkeleri birbirleriyle savaşırlarsa ve İslam coğrafyası bu arada savaşmadan çıkabilirse, bence bu İslam coğrafyası için çok büyük bir avantaj olur. Evet. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bu arada Mehmet eşin kardeşimin işte Selahaddin Eyyubi'den bahsetti. İşte o dönemde İslam coğrafyası beyliklere bölünmüş, mezhep kavgaları var. Batı'dan Haçlı sürüleri gelmekte yüz binlerce. Doğu'dan bir süre sonra Moğollar işgali vardır. Ve Allah bir Selahaddin'i gönderdi. Yalnız Selahaddin'e baktığımız zaman ben sadece bir özelliğini söyleyeyim. Selahaddin evet bir ordu komutanı, bir işte Eyyubi devletinin hanedanının başı, ama onun mahiyetinde Kürt komutanlar vardı, Arap komutanlar vardı, Türk komutanlar vardı. Ve bir şey daha söyleyeyim, Hazreti Peygamber 632 yılında vefat ettiği zaman aleyhissalatü vesselam hemen hemen Arabistan Yarımadası'nın tümüne hakimdi, ama yine küçük bir hücresinde hayat sürdürüyordu ve mescidini kullanıyordu. Aynı şekilde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman saray sahibi olmadılar. Ve ondan sonra Emevilerle başlayan bütün tarihi süreç içerisinde beylerin bile ciddi sarayları olmuştur. Ama Selahaddin Eyyubi işte Somali'den, Yemen'den Anadolu'nun ortalarına kadar böyle büyük bir Eyyubi devleti kurmasına rağmen bir sarayı yoktu. Çok mütevaziydi. Asla ve asla ırkçı değildi. Ümmetin birliğini savunuyordu. Kürt olmasına rağmen hiçbir zaman Kürtlüğünü ön plana çıkarmadı. Zaten o zaman böyle bir bugünkü anlamda etnik bir ırkçılık yoktu. Evet, boy ırkçılığı, kabile ırkçılığı olabiliyordu ama böyle bugünkü anlamda bir ırkçılık yoktu. Ama İslam kardeşliğini ön plana çıkıyordu. Adaleti ön plana çıkarıyordu. Ümmetin bilincini ön plana çıkarıyordu, ümmetin menfaatini ön plana çıkarıyordu. Ama şu anda biz 57 halkın çoğunluğu Müslüman olan 57 ülke var. Halkın çoğunluğun Müslüman olduğu ikinci çoğunluk olduğu 80'in üzerinde ülke var ve bu ülke yöneticileri herkes kişisel iktidarı peşinde koşmaktadır. Umarım böyle örnek bir devlet çıkar, hepsine örnek olur. Ve dediğim gibi yine böyle küresel bir savaş çıkar. Şu anda dünyayı idare eden küresel güçler güçlerini birbirlerine karşı kullanır, birbirlerini yıkarlar ve inşallah İslam alemi arada sağ salimen ortaya çıkar. Bunu Allah'tan ümit ediyoruz. Ama bunun için de buna layık olmak için çalışmak lazım. Eyvallah. Hocam çok çok teşekkürler. Vakit ayırdınız, katılım gösterdiniz. İnşallah izleyiciler de değerlendirmelerinizden gerekli vizyonu kendine çıkarmıştır diyoruz. Teşekkürler. İnşallah. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi Aziz Hocam size soru sormayacağım. Aziz Hocam size soru sormayacağım ama bir cümleyle, ben süremi de aştım, sizi de tuttum. Bir cümleyle son mesajınızı, varsa bir çağrınızı alabilirim. Yani Rabbim inşallah İsrail'in sonunu göreceğim günleri yakın zamanda bize göstersin. Eyvallah, sağ olun. Mehmet Hocam size de çok çok teşekkürler. Vakit ayırdınız programımızdan. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyenler, bu akşam da gündem özelde Gazze'yi yine konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Bu akşamlık bu kadar diyoruz. Nokta koyuyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.